bu programdaki kişiler, olaylar ve yaşananlar tamamen gerçektir. Zuhal Topal'la hem evlendiriyor hem de ev sahibi yapıyor. Büyük sürprize az kaldı. Hangi şanslı gelin ve damat adayı sezon finalinde İstanbul'da muhteşem bir ev sahibi olacak? Şimdi. Değerli izleyenler, bahar geldi ve biz de tüm loca olarak kendimizi yeşilliklerin arasına bıraktık. Loca adayları hafta sonu kahvaltıda buluştu. Neler oldu neler? İşte o keyifli dakikalar. Şimdi. Bir tepsi baklava geliyor. Dondurma. Ve sonunda geliyor. Nursel'e çiçek, dondurma ve baklava gönderen gizemli talibi Şahin Bey bugün stüdyoda. Uzun zamandır bu anı bekliyorum. En anlaşacağı kişi ben olacağımdan eminim. Karşılaşma anı şimdi. Bir beğenin var mı Lütfiye'ye karşı? Öyle bir şey yok. Yok. Kendi kendime düşünmeye başladım. Acaba niye olmasa da niye olmayabilir diye. Mehmet'in teklifi çok şaşırttı. Hani tanımak isterim açıkçası kendisini. Lütfiye'nin cevabı ile ortalık karıştı. Açıklamalarına çok şaşırdım. Benim de son söyleyeceğim şeyler var. Artık bu konu kapansın. Ahmet'in bu sözleri olay yaratacak. Şimdi. Endamım yeter, gözlerim yeter. Şarkı söyledi. Saat kaç? 6:30. Gidelim o zaman. Gidelim. Hadi gidelim. Yemek teklifinde bulundu. Birbirlerine ikinci şans veren Naz ve Deniz son kararla stüdyoda. Şimdi. Nasıl anlatsam bilemiyorum. İçim içime sığmıyor. Oteli dolu, neşe dolu kişi ben değilim sanki, sanki, sanki. Dışarısı buz gibi lapa lapa kar var, benim içim yanıyor. -40 derece soğuk suda bile yüzerim. İnan ki, inan ki, inan ki. Kara sevda, kara sevda. Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme halime. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine. Nasıl anlatsam bilemiyorum, gözlerim kararıyor. Tepetaklak oldu dünya tersine sanki, sanki, sanki. Bütün aşıklar el ele kol kola cıvıl cıvıl geziyor. Bense Nuh gemisinde tek başıma gibi. İnan ki, inan ki, inan ki. Kara sevda, kara sevda. Dedikleri daha ne olabilir ki? Kara sevda, kara sevda. Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme halime. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine. Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme halime. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine. Sevda, kara sevda, dedikleri de
de geçme, sakın gülme. Halime nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine. Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme. Halime nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Teşekkürler, sağ olun. Eksik olmayın efendim, buyursunlar. Evet, yeni bir haftadan herkese merhabalar. Çok enerjik bir şekilde Fox TV ekranlarındayız. Saat 19'a kadar da canlı yayında inşallah bu şekilde karşınızda olacağız. Sizler ekranlarınızın başına, orkestram, seyircilerim ve tabii ki loca adaylarım, stüdyomuza hoş geldiniz. Şarkının ve eteğimin güzelliğinden gaz alarak yaptığım bu dansla açıldık. Nefes nefeseyiz. 0212-318-18. Çok teşekkür ederim. Facebook üzerinden Zuhal Topal aday başvuru sayfamızdan da başvurularınızı bekliyoruz efendim. Bugün ilk olarak tekli bir adayla başlamak istiyoruz. Çok tatlı, çok cici bir kızımız geliyor. Şeyma Hanım geliyor alkışlarınızla. Aa, Şeyma hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba canım. Nasılsınız? Sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Gayet iyi görünüyorsun, ne güzel enerjik girdin içeri. Sağ olun. Nereden geliyorsun? Ben Hatay'dan geliyorum. Hatay'dan, Hatay'a selamlar, sevgiler. Neresinden Hatay'ın? Hatay'ın merkezinden. Merkez, iki kere geldim sizin şehrinize, çok sevdim. İnşallah yine geleceğim. Özellikle mezelerinize bayıldık. Peki, Şeyma 21 yaşında, üniversite grafik bölümünde okuyorsun. Evet, grafik tasarım okuyorum, evet. Çok güzel, kaçıncı sınıftasın? Şu an birinci sınıf, liseden de bu bölümden mezunum zaten. Aa, hani, süper. Bayağı bu bölüme yatkınım. Grafiker olacaksın. İnşallah, reklamcı olacağım. Reklamcı, evet. Harika, harika, bravo sana. Peki, onun dışında neler yapıyorsun okulun dışında kalan zamanlarında? Okulun dışında şiir yazıyorum, şiir okuyorum, dans ediyorum. Dans, yani dans ediyordum. Seviyorsun dans etmeyi. Tabii. Güzel, çok güzel. Evet, dans ediyorum. Evet. Başka? Onun dışında küçükken bale ve jimnastik yapmıştım yine aynı bu şeylerde. Besyo'ya hazırlandım. Spora çok yatkın bir vücudum var. Ne güzel. Esneyim. Oo. Hiperaktifim, çok eğlenceliyim. Harika, ne güzel ya. Çok güzel. Öyle o şekilde. Peki, ailen kaç kişilik? Kimlerle yaşıyorsun? Biz şu an 3 kişiyiz. Annem, ben, kardeşim yaşıyoruz. Annem, babam. Yani babam da var aynı zamanda. 4 kişiyiz. Niye onu saymadın? Bir an heyecanlandım. Heyecanlandım. Şu an yanımızda değil yani, o yüzden olabilir. Peki. Kardeşin büyük mü senden, küçük mü? Küçük. 11 küçük. Yaşında. 11 yaşında. Hı-hı. Çok güzel. Peki hiç nişan söz falan geçti başından? Hayır, öyle bir şeyler olmadı. Kimseden gizli saklım yoktur, açık sözlüyüm. Ne düşünüyorsam dobra dobra herkesin yüzüne söylerim. Aynen öyle. Harika bir özellik. Hiç bu yüzden kaybettiğini düşündüğün zamanlar oldu mu? Ben kaybettiğimi düşünmedim. Kaybettim. Daha doğrusu onlar kaybettiğimi düşündü. Ben düşünmedim böyle bir şey. Çünkü doğruluktan hiçbir zaman kaybedilmeyeceğine inanıyorum. Kesinlikle akıllı kız. Sevdim. Sevdim. Güzel. Peki. Dans etmeyi çok seviyorsun. Böyle evet. Jimnastik de yapmışsın. Onun dışında da bir kardeşin... Vefat etti. Vefat etmiş. Hı-hı. Kaç yaşında? 6 yaşında. 2011'de. Ne oldu? Engelliydi. İki buçuk aylıkken havale geçirdi. Doktorların bazı yaptığı nedenlerden, tetkiklerden dolayı. Engelli kaldı. 6 sene boyunca mücadele etti. 6 sene sonra vefat etti. Başınız sağ olsun canım. Sağ olun, Allah sabır versin anneciğine. Peki sen şimdi evlenmek istiyorsun. Aynen. Onun için de buradasın. Kesinlikle. Çünkü çok cicisin, çok güzelsin. Sağ olun, teşekkür Enerjik, ederim. Enerjik, belli ki çalışkan da bir kızsın. Yani bu stüdyoya yakışan da bu olduğunu Vay, düşünüyorum. Vay, sağ ol. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Canım benim. Peki, nasıl bir eş arayalım senin için? Şeyma'nın gönlündeki prensi tarif et bize. Ben çok hareketli ve enerjik bir insan olduğum için öncelikle beni taşıyabilmeli yani sonuçta biraz ağır başlı oturaklı olmak zorunda ki beni hani dengeleyelim. Aynen. Yani bir terazide ikimiz yumuk durmayalım. Eşit bir şekilde duralım istiyorum. Güzel.
Kesinlikle yalan. Olmasın hayatında. Neyse, açık açık konuşsun. Bana doğruyu söylesin ki ben de ona göre bir yol çizeyim onun için. İçimde ona karşı hani şüphem veya endişem olmasın. Onun da aynı şekilde bana karşı olmasın. Dürüstlüğünden emin olmak istiyorum. Aynen. Annemin karşısına çıkardığımda ben bir damat adayı değil, bir oğlan, bir evlat, bir erkek çocuk çıkartmak istiyorum. Çünkü ben bir erkek kardeş kaybettim. Aynen. O yüzden o onun yerini doldurabilecek hani olgunlukta, o mertebede olmalı. Bana göre. İnşallah. Benim annem damadım değil. Bu benim oğlum deyip bağrına basıp bizim ikimizin gözlerinde ikimizin aşkını görmeli. Ben bunu istiyorum. Ne güzel anlatıyorsun içindekileri. Bak bu kolay bir şey değildir. Herkes hisseder ama herkes ifade edemez. Sen bunu da becermişsin. İnşallah. Güzel. Peki dürüst, mert, sözünün eri, birazcık daha olgun, biraz daha oturaklı bir erkek. Bu erkek kaç yaşında olmalı sence? Yani yaş muhtemelen benden daha büyük olmalı ki tabii. Daha yani erkeklerin özellikle mesela kaç yaşında işe başladığı çok önemli olgunluk seviyesinde. Erken yaşta ticarete hayata atılan bir erkeğin daha olgun olduğuna inanıyorum. O yüzden doğru. Onun yaşının hani büyüklüğü küçüklüğü fark etmez. İşi hayatına atılan bir erkeğin zaten evi kaldırabilecek güçte bir olgunlukta olduğuna inanıyorum. Güzel. Aslında hani yaş dediğim gibi büyük olmalı ama bazı kriterlere göre de dediğim gibi yaş da hani önemli olmuyor. Bu kişinin kendisine bağlı. Hmm. Ben küçüğüm ama seni taşıyabilirim. Ben senin için varım diyebilecek bir insan olduktan sonra yaşın büyüklüğü küçüklüğü benim için önemli değil. Çok güzel. Ama tabii çok da büyük olmayacak. Yani genç yaşta olabilir ama eğer o olgunluktaysa seninle aynen. Hayatta yürüyebilmeyi göze alıyorsa. Bir ailenin ne olduğunu bilmeli bana çok göre. Çok güzel. Peki evlenmiş boşanmış olabilir mi yoksa hiç evlenmemiş birini evlenmemiş tercih ediyorsun? Evlenmemiş birini yanayım. Tercih ediyorsun. Bir 21 yaşındasın. Gelecek beyefendinin de senin yaşını göz önünde bulundurarak gelmeleri lazım. Hı-hı. Hani atıyorum 40 yaşında bir beyefendi istemezsin herhalde değil mi? Hayır. Çünkü bazen geliyorlar şanslarını denemek istiyor insanlar da. Şöyle söyleyeyim 30 yaştan daha fazlasını çok da düşünmüyorum. O zaman biz ona 21-30 arası diyelim mi Şeyma'cığım? Olur. 21-30 yaş arası hiç evlenmemiş. Aynen. Yaşayacağın şehirle ilgili bir hayalin, bir düşüncen var mı kafanda? İstanbul'dur, Hatay'dır, bir başka şehirdir? Şimdi benim mesleğim reklamcılık olduğu için ben büyük bir şehirde bir iş yeri açmayı planlıyorum. Ha, üniversite bitiminde. Bakalım. İnşallah. Alan nasip ederse ben bir reklam ajansı açacağım. Güzel. Reklam ajansında yürüyebileceğine inandığım yerde büyük şehir İstanbul. Ben zaten doğma büyüme İzmirliyim. Annem de o şekilde öyle. Ben 1,5 senedir Hatay'dayım. Hataydasın. Ondan dolayı zaten hani İzmir'de yaşayan bir insanım. Oranın yapısını bilen bir insanım. İzmir'de de yaşayabilirsin sen o zaman. İzmir, İstanbul. Aslında hani kafama göre de ben Karadeniz'de çok istiyorum. Aa, Karadeniz'de hani kendi böyle küçük bir evimin yeşilliklerin arasında. Onun da işte yani o konuşulacak şeyler. Güzel. O zaman aslında şöyle diyelim hani yaşayacak şehirle ilgili böyle olmazsa olmazların çok katı kuralların yok. Karadeniz bölgesi aslında olur. Büyük var. Şehirler. Yani büyük şehir ve Karadeniz bölgesi dışında büyük hiçbir şehir, yer istemiyorum. Karadeniz dışında başka bir yer istemiyor Şeyma. Aynen İstanbul, İzmir ve Karşıyaka. Karşıyaka bak Allah söyletti. Sen Karşıyaka'ya gelin gidecekmişsin mesela. Peki onun dışında tercih ettiğin karakteristik ya da fiziksel özellikler var mı karşı cinste? Ya şimdi kişiyi de hani yargılayamıyorum. Görmem gerekiyor. Hani kişiyi kişilik analizi çok önemli benim için. Doğru. Düşüncesi, yaptığı hareketlerle düşüncelere uymayabiliyor insanların ya da görünüşleriyle düşüncelere. Ya ona göre hani sınırlandırma çok da koymak istemiyorum. Güzel yaparsın. Çünkü hani bazen gelen adaylar böyle işte ben esmer severim. İşte uzun boylu olsun illa benden uzun olsun falan gibi şeyler oluyor. Onun için soruyorum ben de. Ya hayır öyle ama bir kriterlerim koymama... yok. Güzel bir şey çünkü kısmetin nereden ne şekilde karşına çıkacağını kesinlikle. Bilemezsin. Dolayısıyla onların sayısını azaltmamak adına Şeyma'nın öyle çok sert kriterleri yok. 21-30 yaşları arasında hiç evlenmemiş. Mümkünse Karadeniz, İstanbul, İzmir dolaylarında yaşayacak olan hayata atılmış, ayaklar üzerinde duran, kendi parasını kazanan ve hanımıyla beraber geçinip gidecek dürüst, mert bir erkek arıyoruz. Bir aynen. Damat adayı arıyoruz Şeyma için. Son evet. olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ederim. Son olarak demeyeyim, şimdilik söylemek istediğim başka bir şey var şimdilik mı? Şimdilik adaylarını bekliyorum. Adaylarını bekliyoruz. Kendine güvenen, benim kriterlerime uygun olduğunu düşünen insanları. Bekliyoruz. Beyefendileri bekliyorum. Bekliyoruz. 0212 318 18. Aramıza hoş geldin. Ay çok güzel. Gel bakalım lojada seni düşünelim.
Hafta sonu cumartesi değil mi arkadaşlar? Cumartesi günü locamızı kahvaltıya götürmüşler. Efendim piknikler yapılmış, çok güzel vakit geçirmişler. Ben de merak ediyorum, beni niye çağırmamışlar? Acaba bir deselerdi ben de gelmez miydim? Bunu bilahare konuşacağız ama ondan evvel görüntülerimiz var. Buyurun locamızın kahvaltı keyfini efendim. Çayır çimen geze geze of, çayır çimen geze geze of. Oldum ben bir geveze, kızına gönül verdim darılma hanım teyze of nenem of. Kızına gönül verdim darılma hanım teyze of nenem of. Değerli izleyenler, bahar geldi ve biz de tüm loca olarak kendimizi yeşilliklerin arasına bıraktık. Arada eğleniyoruz da. Ziya abi. Evet. Maç ne olur sence? Vallahi maç Ayten Hanım da iddialı maçlarla, ben de iddialıyım. Bahar gelir bülbül öter, yârim gözlerimde tüter. Ayrılık ölümden beter, yeter bu hasretlik yeter. Çayır çimen geze geze o. Çok güzelmiş ya. Oh, afiyet olsun. Ne güzel eğlenmişsiniz. Güzel geçmiş ha. Var mı konuşmak isteyen? Şivetenin sonuna takıldım ben ama. Oraya birazdan geleceğim. Mehmet, Nazlı nerede? Orada. Elcezinle beslemişsin Nazlı'yı. Hastaydı, biraz yardımcı oldum yemesine. Ay Allah razı olsun. Sen de olmasan yiyemeyecekti kız. Nazlı, al bakayım bir mikrofon. Hasta mıydın sen kuzum? Ne oldu bakayım? Biraz hastaydım. Ha. Hastaysan gitmeseydin pikniğe. Niye gittin? Hasta gidebilir mi pikniğe? Mehmet de sağ olsun insani olarak yardımını esirgememiş. Evet sağ olsun. Ya lokmaları ağzına ikram etmiş. Güzel, afiyet olsun canım. Güzel. Şükran abla, ne güzelmiş senin sesin. Ay ben burada ispat edemedim, sesim oradaydım bari diyor. Hakan, merhaba. Feryal'le mi ne konuşuyordunuz bakayım siz? Kimi çekiştiriyordunuz? Versenize mikrofon Hakan'a. Öyle havadan sudan herhalde, ben de tam hatırlamıyorum. Ha, hatırlamıyorsun. Hatırlamıyorum. Havadan sudan. Bir şey çıkar mı diye ben bir kurcalıyorum. Yok, ama. Çıkmaz. Oradan çıkmaz. Peki, Ziya abi bir şey söylemek istiyor. Bulmuşum badminton için Ayten ablayı. Yakalamışken kadıncağızı esir almışsın. Bu kahvaltıyı hazırlayan her kişiden Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Rica ederiz, afiyet olsun. Yani doya doya bir eğlendik maşallah. Ne güzel, ben de yapımcılarıma, ekibime çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey yapmışlar, sağ olsunlar. Songül, hoş geldin. Sen yok muydun piknikte? Yeni geldin sen. Yeni geldim. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Toparladın mı birazcık daha? Toparladım da hala birazcık canım sıkkın. Annen nasıl? Annem işte ayaklarından rahatsız, şu an gelinde kalıyor. Yatıyor hala. Ah, bilmiyorum, ameliyat diyecekler herhalde. Ondan birazcık canım sıkkın moralim. Üzme kendini. Geçer inşallah. Onlar dermansız dertler değil. Bir çaresine i̇şte, bakalım. Geliyorum ediyorum ama ağladığı için çok arkamdan, aklım hala onda. Teyzeciğim ağlama, ellerinden öpüyoruz. Acil şifalar. Allah yatırmasın Allah. İnşallah. Amin, Rabbim, amin. Mevlam, ona dua ediyorum devamlı. Amin inşallah. Tez vakitte kendine amin, gelir. Amin inşallah. Cemil. Peki Umut geldi. Umut yoktu. Umut'a da verir misin Songül? Hoş geldin. Sen de rahatsızmışsın Cuma. Hastaydım ama şu an turp gibiyim. Oh, Zuhal Hanım, o gün taliplerime seslenemedim. Bir seslenebilir miyim? Seslen lütfen. Artık neyi bekliyorlar? Ben de Haziran'da evleneceğim dedim. Yani ne gelen var ne giden.
Ne gelen mi var? Da geçen yani kriterlerim uygun. Kriterlerim uygun. Kriterlerine uygun. Evet. Ben taleplerime buradan sesleneyim. Gelsinler artık. Fazla beklemesinler, gelsinler. Umut, 2,5 ay kaldı. İnşallah Haziran'da niyeti var. Umut çok kararlı bu sefer inşallah. Hepiniz için tabii ki. Umuyorum ki artık sezon sonuna Ahmet bir düğün olsun. Ahmet. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bugün büyük bir gün Beşiktaş ailesi için. Evet. Stadımız açılacak. Evet. Büyük stadımız. Beşiktaş taraftarına yakışan bir stat oldu. Çok güzel oldu. İnşallah evet. Bugün de güzel bir açılış olacak. İnşallah. Vallahi ben de bir başka bir işim olmasa gidecektim bu akşam ama maalesef. Bilet bulamadık gibi kaldık. Bilet bulamadın mı? Maalesef. Olsun olsun, ekran başından destek vereceğiz. İnşallah efendim, hayırlısı olsun. Beşiktaş camiası adına ve efendim Ayten ablayla devam ediyoruz. Bir Halibi gelmiş. Ben bu etek yüzünden sürekli böyle bir oynayacakmışım gibi his var içimde. Bu kıpraştıkça bana da bir şeyler oluyor. Evet, Mehmet Bey geliyor efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız Mehmet Bey? Zatınıza müteşekkirim. Estağfurullah. Nereden ağırlıyoruz sizi? Antalya, Alanya. Antalya, Alanya'ya sevgiler, selamlar. Ayten abla için buradasınız. Evet. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk Ayten Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Zatınıza müteşekkirim. Nasıl? Teşekkür ederim. İyiyim. İyi, Allah iyilik versin. Hayırlı haftalar olsun. İnşallah. Gününüze. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Benim adım Mehmet. Antalya, Alanya'da yaşıyorum. Turizmle uğraşıyorum. Güzel. Yaşınız? 47 yaşındayım. Daha önce evlilik yaptınız mı? Evet, yaptım. Çocuklarınız? Üzgünüm, hayır. Sadece 10 gün evli kalabildim. Öyle mi? Evet, o zaman Rize'de görev yapıyordum. Karşıdan karşıya geçerken trafik kazasında kaybettim. Oo, Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. 28 sene oldu. Eşime olan saygımdan ötürü 28 senedir evlenmedim. Evet. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun efendim. Zatınızı televizyonda gördüm. Siz de beğendim. 15 gün, Mehmet Bey siz de 15 gün komada yatmışsınız. Evet, doğrudur. Size de çok büyük geçmiş. Ne büyük bir acı yani, Allah sabır versin. Amin cümlemiz efendim. Eşine... Çok zor. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Şu anda çalışıyor musunuz? Evet, çalışıyorum. Ne iş yaparsınız Mehmet Bey? Ben turizmciyim. Otel artı restoran üzerine çalışıyorum. İşletmecilik yapıyormuş. Evet, doğrudur. Anne ve babanızı da Van depreminde kaybetmişsiniz. Doğrudur. Hem de daha 3 yaşınızda. Ben 3 yaşındaydım. Bizim Van Çaldıran depremi oldu 41 sene önce. O zaman 85 bin kişi vefat etti. Biliyorum, biliyorum. Ben o zaman 3 yaşındaydım. Onları hiç hatırlamıyorum. Kim büyüttü sizi peki? Ablalarım, akrabalarım. 10 yaşına kadar onlar büyüttü. 10 yaşından sonra da erkek sığınma ve yetiştirme yurtlarında büyüdüm. Allah bir daha böyle acılar kimseye, memleketimize de yaşatmasın. Amin. O çok büyük bir depremmiş, evet. Evet. Aslen o Vanlı mısınız? Hayır efendim. Ben Ağrı Patnosluyum. Fakat ben orayı, Ağrı Patnos'u hiç bilmiyorum. Yani Alanya'da büyüdüm yani. Evet. Başka soracak. Yani çok büyük acılar yaşamış evet. Tabii. Yani Mehmet Bey çok zor sınavlardan geçmiş. Bundan sonrası için inşallah Ayten ablayla olsun istiyorsunuz. Ayten ablayla olur inşallah. Da i̇nşallah. Mutlu bir yuvanız olur. 28 yıldır da evlenmemişsiniz. Evet. Neyse, başka soracak bir şey bulamıyorum. Var mı bir şey söylemek isteyen görmek locadan? Lazım. Mehmet gelmiş. Yorum yapabilir. Hoş geldin Mehmetciğim. Ahmet yapacak galiba yorum. Ondan sonra da tabii Mehmet ki. Yapsın. Tabii ki. Söyle Ahmet. Şimdi Ayten abla yorumlar etkileyecek mi bilmiyorum da etkilemeyeceğini düşünüyorum. Yani ne söylesek boş olacak ama
Beyefendiyi tanımanızı isteyeceğiz. Siz yine aynı kararınızı vereceksiniz, biliyoruz. Peki Mehmet, hoş geldin. Hoş bulduk Zahra Hanım, merhaba. Merhaba. Yorum yaptıktan sonra bir de kriterlerimi söyleyeyim. Evet, çok iyi olur. Yoktum bir süredir. Mehmet abi hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Ayten ablanın kriterlerini aşağı yukarı biliyorum. Evet. Olumsuz görüyorum ben. Çünkü tablo da olumsuz. Ama saygı yine de ayrısı olsun. Saygı duyuyorum. İşler. Kriterlerini de söyle Mehmetciğim. 33 yaşındayım ben. Bir evlilik yaptım. Çocuğum yok. İstanbul Başakşehir'de yaşıyorum. Cuma'ya kadar iznim var. Kısa bir not. Geldiler. Bak Mehmet gene evet, çalışmaya gidecek. Aynen öyle. Biraz acil gelirse sevinirim yani. Acil bekliyoruz. Aynen, acil bekliyoruz. Peki. Teşekkür ederim. Diğer Mehmet'e de verelim. Bir Mehmet furyasıdır gidiyor son iki haftadır. Gelen adaylar da, talipler de Mehmet. Locamızda da var Mehmetler. Ne güzel. Çok fazla evet. Evet. Mehmet abi hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Valla Ayten abla yaş diyorum, pardon özür dilerim. Şehir... olayını problem yapmazsan bence bir çay iç. Evet. Alanya da çok güzel bir yerdir bu arada Ayten abla, biliyorsun yani. Doğru. Tatil belgesi. Şimdi abla Zuhal abla problem bence... yaptıktan sonra hani şehir mehir hikaye. Şimdi hiçbir şey bulamazsa diyecek ki gözünün üstüne kaş var. Ay, o da bir problem yani. Dur. Bir bakalım Ayten daha abla, açılmadı ne diyecek elektrik bilmiyoruz. Elektrik meselesi. Elektrik. Açalım o zaman paravanı. Açalım. Bakalım ne olacak kararı Ayten ablanın. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Şimdi benim için çıktınız, geldiniz tabii. Evet. Ben ayağınıza sağlık diyorum. Kusura bakmayın diyorum. Ya istirham ediyorum. Hakkınız helal. Helal olsun, ne demek? Saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Üzgünüm Mehmet Bey, olmadı maalesef. Ayten abla geçebilirsin locaya. Önemli. Siz de alalım mı locaya? Memnun olurum efendim. Peki orada yer var. Lütfen geçin. Aramıza hoş geldiniz Mehmet Bey'ciğim. Ederim. Sonra sizden kriter alacağım. Tamam. Unutturmayın ama. Evet, geldik programımızın vazgeçilmez köşelerinden birine. Locaya gelen sürpriz... Nereye gidiyorsan ben. Gel Ercan. Gel. Evet. Ay, ne kadar güzel şeyler böyle vazolar falan. Aa, yani. Aa, bu kadar olur. Şimdi bir şey diyeceğim, anlaşılacak hemen. Çok güzel. Ne kadar zarifti. Gel canım, seni de evlendireyim. Bak ziyaretçimiz var. Bu Sinem'iz. Burada. Onu da arıyoruz. Kime gelmiş olabilir? Ümmü hoş geldi. Ne yapıyorsun, iyi misin? Sevgi. Bu arada şunu söyleyeyim. Evet. Çiçeğin sahibi birazdan gelecek. Dakikalar sonra stüdyoda olacak bu çiçeğin sahibi. Versem mi? Vermesem mi? Versem mi? Verdim gitti. Var mı kart falan Sultan abla? Yok çünkü senin değil de ondan yok. Benim değil zaten. Sorry. Beni kandırdın yine. Çok ya. Affedersin, kusura bakma, bugün seni seçtim. Efendim çiçeğin sahibi birazdan. Nursel. Evet, Nursel'i gönderdi bu çiçekleri. Şahin Bey. Güzellerin içinde Nursel'i seçtim, kalbimi sana ben severdim. Şahin Bey'den Nursel. O dondurmaları, baklavaları, çiçekleri gönderen, merakla beklediğimiz Şahin Bey dakikalar sonra burada olacak. Çiçeği heyecanlı mısın? Bir mikrofon verelim mi Nursel'e? Ne kadar oldu ya hediyeler başlayalı Nursel? Bir ay oldu herhalde. Yani.
Ha? 7 Nisan'da, yok 7 Mart. 7 Mart. Tam da bir ay, bak bak tutmuş tarihi. Heyecanlı mısın, merak ediyor musun? Çok bekletti ama artık herhalde ben bekletmeden paramanı açtıracağım. Diyorsun. Diyorum. Bakacağız, bakacağız. Peki Şahin Bey burada olacak, Mürsel'le karşılaşacaklar. Biz de merak ediyoruz kendisine. Ama ondan evvel yine bir Mehmet Bey. Kim? Locamızdaki sevgili Mehmet, biliyorsunuz Lütfiye ile Cuma günü bir tartışma sonrasında acaba olabilir mi dediler. Lütfiye de peki tanımak istiyorum dedi. Sonrasında neler oldu? Kendileri gelip anlatacak ama ondan evvel bu söylediğimi tekrar bir hatırlayalım isterseniz. Buyurun. Onlar çaya çıktıklarında Mehmet devamlı Lütfiye'ye bakıyordu. Benim talibim sürekli karşıya bakıyordu zaten. Kime baktığını göremiyordum. Ahmet onu söyledikten sonra kesinlikle tamam dedim. Beyefendi Lütfiye Hanım'a doğru bakıyordu. Göz 6 saniye kadar dikkatli bakmadığı sürece bir yere bir anlamı yoktur. 2 saniye, 3 saniye, 4 saniye bakabilirsiniz. Göz kayması bu olabilir. Öyle bir şey var mı senden? Hayır öyle bir şey yok. Ben şu an yani duyuyorum, bir manada, bir his anlamında bakmadım. Bir beğenin var mı Lütfiye'ye karşı? Öyle bir şey yok. Yok. Kendi kendime düşünmeye başladım. Acaba niye olmasa da niye olmayabilir diye. Lütfiye zaten hoş bir bayan. Hani tanımak isterim açıkçası kendisini. Söylediğinde çıktı. Ya söylediğimde çıktı da hayırlısı olsun, ne diyeyim. Lütfiye'ye karşı en ufak zerre kadar bir şey yok. Sen demedin mi bana ben seni çok seviyorum kaç kere telefonda? Aa! Demedin mi? Ve hala inanmıyorum. Ben de tanımak isterim. Sorma durum Leyla. O sesler yok aslında. Birden çıka gelse. Yok, olmaz asla Leyla. Leyla, la la Leyla, Leyla. Merhaba. Merhaba. Çok güzelsiniz. Teşekkür çok ederim, sen de. Merhabalar. Merhaba, merhaba Mehmet. Sen merhaba. De şıksın, kadife çeketinle. Her zaman gibi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yaptınız bakayım? Koca bir hafta sonu geldi, ne geçti. Ne yaptık? Görüşemedik. Niye? Hafta sonu. Ya öyle oldu. Annemin yanında olmam gerekiyordu. Annemle vakit geçirdim. Zaten cumartesi pikniğe gelmedim bu yüzden. Ha sen onun için yoktu. Evet. Annen neydi? Evet. Telefonda konuştuk biraz. Hı. Bu kadar. O kadar. Mehmet kadar. Gerisini senden dinleyelim. Zaten evet Lütfiye gelmedi, gelemedi pikniğe. Annesiyle alakalı sıkıntılardan dolayı. Telefonda konuştuk. Ya yüz yüze görüşmedik. Tamam, nasıl açıkçası. Geçti telefon konuşması? Yani pek biraz iyi geçmedi. İyi değildi. Niye? Çünkü ben Instagram'a girdim. Cumartesi günü öğlende bakıyorum. Mehmet Bey Cansu Hanım'la fotoğraf paylaşmışlar. Beraber foto çekmişler. Çok samimi. Cansu Hanım çok mutluydu. Bir de eli Mehmet Bey'in üstünde böyle. Yani arkadaşça gibi değildi. Nasıl yani? Şöyle söyleyeyim Zuhal abla. Bir de hep yanındaydı. Orada çekimde dedi. O gün... Bir saniye bitirdin mi Lütfiye? Tamam. Bitirdin mi sen? Yok daha bitirmedim. Dur bir bitirsin. Bir de aklıma o gün gelmedi. Şu an aklıma geldi. Şeyde hastanedeyken kanser gününde çekimlerde Cansu dedi bana eğer Mehmet Bey bana gelseydi ben onu değerlendirirdim. Yani Cansu Hanım Mehmet Bey'den hoşlanıyor ama diyemiyor. Çünkü Lütfiye Hanım şu an gül gibi yılanı uyandırıyorsun yapma. Geçen Lütfiye Hanım. Bir saniye müsaade eder misiniz ben sevgili bitireyim. Bir saniye dur. Çünkü geçen bana yüklendi ya dedi ya ben ona sanki demişim Mehmet Bey de keşke Mehmet Bey bana talip olarak gelseydi. Herhalde Cansu Hanım kendinden bahsediyordu. Kendisi istediği için istiyordu. Zuhal ve abla. O yüzden bana yüklendi. O yüzden bana öyle yorum yaptı. Çünkü ben öyle bir şey demedim. Peki Cansu nedir bu resim Zuhal olayı? Abla, biz sonuçta kahvaltıya gittik. Orada hani güzel yani güzel oldu gün. Ama o zaman zaten ben tamam hani ilk başlarda iyiydim ama son zamanlarda iyi değilim. Çünkü ben oturdum eve kahvaltı yaptık. Sonuçta
burada oturuyoruz arkadaşlar falan sohbet et, yani sohbet de ediyoruz. Bunda ayıp bir şey değil. Herkes birbirinden fotoğraf çekiniyor ki. Hani ben bundan fotoğraf çekilmişim. Dostane bir fotoğraf mıydı o? Nasıl normal bir fotoğraftı yani? Normal yani. Değildi. Evet normal. Bir de yorumlara dikkat ettim. Şu çok yakışıyorsunuz. Ama yorumlarda herkes birbirine şey yapıyor ki ben ne yapabilirim ki? Mehmet. Herkes bir şeyler yazıyor yani. Bir de Mehmet paylaşmış bu fotoğrafı kendi sayfasında. O gün Zoyla'yla fotoğraf çekildik evet. Herkes birbirine fotoğraf çekildi. Biz de Cansu'ya da çekildik. Paylaştık. Yani bir sürü fotoğraf var. Sadece bir tane değil. Yani 3-4 tane var. Cansu'yla benim var. İşte Efkan'la var, Zeliş'le var. Sadece bizim ikimizin denk geldiği bir fotoğraf bir an. Onu paylaştık. Ya onun dışında herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama onu büyüt herhalde Lütfiye. Onu herhalde sıkıntı yaptı ama bence yani yapmaması gereken bir şeydi sıkıntı. Sonuçta hepimiz fotoğraf paylaştık. Sadece bir fotoğraf yani. Instagram'a atıyoruz. Sonuçta orası fotoğraf paylaşım sitesi. Yani biraz abarttın mı aslında sen Lütfü? Yok ben fazla kıskanmadım ama rahatsız oldum. Yani Cansu Hanım'a yol veriyor. Gelsin yani otursun. Bunu. Madem hoşlanıyorsa hoşlanıyorsa istiyorsa yolu veriyorum. Gelsin otursun. Mehmet Bey'le. Zuhal abla bahane bence çünkü ayrılmak bahane için değil, bahane değil. Peki. Kısa bir ara verelim arkadaşlar. Kısa bir reklam arası yani. Verelim bu konuyu konuşacağız. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Ne yani, yapacağız peki bu durumda? Şöyle söyleyeyim Zuhal abla. Lütfiye zaten kendisi de tekrardan söyledi ben çok kıskanç bir insanım diye. Yani bu olayı biz kapatmış olsak bile, ben kendimi inandırmış olsam bile Lütfiye, yarın öbür gün herhangi bir şeyden yeniden sıkıntıya girecek ve beni de sıkıntıya sokacak. Ben hani yaşadığım bir ilişkide sıkıntıya girmek, yorulmak istemiyorum açıkçası. Yani şu an belki bu konu yani olumlu olur, devam eder ama yarın öbür gün tekrar bu sıkıntı çıkacağına inanıyorum Lütfiye açısından. Çünkü kendisi söylüyor, ben kıskanç bir insanım diye. Yani kıskanılacak yer var, kıskanılmayacak yer var. Instagram, bu yersiz bir kıskançlık. Kesinlikle yersiz. Göre. Sonuçta orası fotoğraf, demin de söyledim, fotoğraf paylaşma sitesi. Yani oraya fotoğraf çekilip asılabilir. Ki altında açıklamada özel bir şey de yazmıyor. Gayet normal, olağan bir yazı. Lütfiye bunu sıkıntı yapmış. Eminim yarın öbür gün yine böyle bir şey olduğunda yine sıkıntı yapacak. Herhangi bir senin fotoğraf. Senin gözün de... korktu anladığım kadarıyla biraz. Ya gözüm korktudan ziyade yani daha önce de böyle sıkıntılar yaşadım ben hayatımda. Hani böyle bir işte ilişkide kıskanma olayı vesaire. İlişki yıpratıyor, yoruyor. Yani sevmeyi, aşk yaşamayı bırakıyorsunuz. Bir zaman sonra iş gibi oluyor bu. Kendinizi inandırmaya çalışıyorsunuz. Neredesin? Ne yapıyorsun? O kim? Bu kim? İşte fotoğraf at, neredesin gibi. Bunları yaşadığım için Lütfiye'de de onu hissediyorum. Bence yaşayacağım. Ve vaz mı geçiyorsun? Yani bu şekilde olacağını düşündüğüm için olumsuz. Ben de saygı duyuyorum. Benim kararım zaten olumsuz. Ortak kararımız olumsuz. Yani biz zaten fazla konuşmadık bu yüzden. Fazla anlaşamıyoruz. Uymuyoruz birbirimize. Zuhal Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Biz ayrı yol devam edeceğiz. O çok iyi bir insan. İnşallah onun karşısına iyi birisi çıkar. İstediği gibi. Kesinlikle yani. Allah sana nasip eder inşallah. Peki. Efendim? Bir şey söylemek istiyorum. Cumartesi günü yine Instagram üzerinden Mehmet bana mesaj attı. Ona bir açıklık getirmek istiyorum. Ben kesinlikle Facebook hesabı kullanmıyorum. Benim adıma birisiyle yazışmış. Ki karşında Sevgi Akiska var. Sahte hesap bile olsa sen onunla yazışmaman gerekiyor bence. Sahte hesap bile olsa ben olsam cevap vermem. İlk yazan sen olduğun için. Efendim? Bakıldığında ilk yazan karşı taraftan. Sonrasında bana geldi. Sen beni sen neyin peşindesin? Hani beni oyuna getiriyorsunuz bilmem ne. Seni ne gibi oyuna getirebilirim ben? Ben senden etkilenmedim ya da bir aşk, sevgi, bir duygum olmadığı için seninle asla o şekilde ufak oyunlara girişmem. Bu birincisi. İkincisi Lütfiye Hanım az önce de Cansu'yu kıskanmış gibi pozisyon veriyor. Evet çok kıskanç bir bayan ve kıskanılmayı çok seven bir bayan. Bundan 3 gün öncesi mi hatırlamıyorum Umut Bey'in Ayten diye bir talibi gelmişti. Evet. Umut Bey bir soru sormuştu. Kıskanç mısınız? Umut da demişti ki biraz dedi. O beni bile kıskanıyor. Yani kıskanılmayı çok seviyor hanımefendi. Ben öyle bir şey demedim. Hep öyle yine demedim. İftira sen doğru atıyorsun. Söylüyorsun biz yalancıyız. Yani ne Cansu iftira... Cansu iftira atıyor, sen iftira atıyorsun. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hala Umut'u seviyor. Bundan ne kazanıyorsunuz ki? Hala Umut'u seviyor.
sevdiği halde hem Ahmet'i kullanıyor hem şimdi de benim Mehmet'i kafama kullanıyor. Mı girdi? Cansu, nereden benim kafama mı girdi? Fikirlerimi mi okudun? Kendin konuşuyorsun ki. Ben konuşmuyorum. Evet, ben sana dedim tarafta mi? Ben seninle konuşmuyorum. Hayatım. Sohbetim bile seninle evet, konuşuyorsun. Yok. Ne sevgiyle ne seninle. Bir saniye Cansu. Tabii. Cansu bir saniye. Umut. Şimdi ben beyefendi hakkında konuşmak istiyorum. Ben kendisini tanımıyorum. Burada gördüm. Şimdi siz bitirdiniz ilişkiyi. Değil mi? Şu anki ilişkiyi. Yani olmayacağı için. Şimdi Sevgi Hanım'a talip geliyorsun. Sonra bir gün geçmeden hanımefendiyi tanımak istiyorsun. Ben bunun altında art niyet ararım. Ben ki 1,5 senedir bu programdayım. Bir şeyleri artık çözdüğümü düşünüyorum. Ne gibi art niyet? Birilerini kullanarak kendini gösterme çabasındasın. Ben şunu söyleyeyim. Önce bir sözümü kesme. Gülmek de yakışıyor aslında. Gülebilirsin. Teşekkür ederim. Sonra dedin ki biz arkadaşız dedin. Değil mi? Burada herkes birbirine fotoğraf çekilebilir dedin. Sen Cansu Hanım'ı ne kadardır tanıyorsun? Yani buraya geldiğimden beri herkes kadar. İki günde o kadar samimi pozlar verebiliyor musun? O zaman bir haftada ne yapacaksın? Samimi değildi. Samimi değildi. Samimi poz... Ben herkesle fotoğraf çekiniyorum ki burada Zuhal Bak, abla. Bak burası bir evlilik programı. Evlenmek istiyorsun. Ama herkesle evet. bu kadar samimi ama fotoğraflar çekiyorsun. Ama sen de çekiniyordun bir zamanlar. Ya şimdi seninle benim de fotoğrafım var. Buna ne demeli? Ya nereye getiriyorsun sen? Neler ya yapıyorsun? Işte. Ben anlamadım ki. Ben şunu da söylüyorum. Yani bunda ayıp şey yanılacağımı ki. Da düşünmüyorum. Şu kareyi göreceğiz. Cansu Hanım ve Mehmet Bey'i göreceğiz. Peki bir şey söyleyeceğim. Fotoğraf çekilirken ne kadar uzak olabilirsin bir insanla? Küçücük bir kareye sığmak için yakınlaşman gerekiyor sonuçta. Nasıl davranmam gerekiyor ki yani? Ya fotoğraf var. Şimdi fotoğraf var. Ki tanımak istediğin yanında bir hanımefendi var senin yani. Evet. Mehmet olaya teknik olarak yaklaşmış anladığım kadarıyla. Fotoğraf karesine, kadraja sığabilmek için. Evet. Ben buna kimle yakınlaşsam, kime elimi dokunsam bir şey mi çıkacak yani? Bu mudur yani? Bak mesele o değil. Senin tanımak istediğin bir hanımefendi evet, var değil mi? Evet var. Niye böyle şeylere giriyorsun ki? Ben o açıdan bakmadım. Gayet doğal bir şekilde, samimi bir şekilde, kendi iştenliğimle yani. Fotoğraf çekilip paylaştım. Bu kadar. Ben bu noktaya geleceğini bilmiyorum. Arkadaşça kesinlikle. Yani Lütfiye'nin bu kadar sıkıntı duyacağını bilseydim yapmazdım. Zaten çekilmezdim, yani, paylaşmazdım da. Ayıp bir şey değil. Sonuçta tamam fotoğraf. Ben de söylüyorum işte bu kayıtlarda geçsin, bu kareyi göreceğiz. Görelim. O kadar da eminim. Görelim. Ya sizin tarafınızdan ya Cansu Hanım tarafından. Görelim. Peki Ahmet de konuşacak sanırım. Açabiliriz Ahmet. Açık mı şu an? Açık. Hiç şaşırmadığım bir şey. O böyle olacağı da belliydi zaten de. Şimdi arkadaş demiş ki herkes benim üstüme oynuyor. Öyle bir şeyler söylemişsin. Öyle bir şey söyledin mi Mehmet? Ya oynanıyor. Bir şey söyleyeceğim. Zaten söylemiş senin üstüne olsam... oynamamız için hani senin bir geçerli sebebi olması lazım. Yani hepimiz seni kıskanıyor muyuz sence? Bunu düşünüyorsun. Öyle bir şey söylemiyorum ya. Ben sana şunu söyleyeyim. İki gün hızlı giden at demiştim hatırlıyor musunuz buraya oturduklarında? Yani gördük neyin ne olduğunu da gördük. Ben Lütfiye ile ilgili de tekrar söylüyorum. En ufak bir şey Lütfiye'ye hakaret veya incitecek bir şey söylemedim. Doğru muyum? Seninle ilgili. Hı-hı. Ben tamamen arkadaşla ilgili konuştum. Seninle ilgili duyum dedim. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Lütfiye'ye karşı en ufak, sana karşı en ufak hiçbir şeyim yok. Yemin ediyorum yok. Yemin ediyorum sana. Yani o konu, bu konu burada kapansın, bitsin. Kapansın. Yani o, anladın kapansın mı? Kapansın, evet. Heh. Çünkü şimdi sen kalkıyorsun diyorsun ki burada, sen bana böyle beni seviyordun. Ben öyle şey taraftar değilim. Özel bence özelde kalalım. Tabii ki. Sen diyorsun ya, hayır, burada evlenecek, kalın, evlenecek yaptığın... bir bayan yok burada diyorsun evet, ya. Kimseyle işim olmaz diyorsun. Bakın, ben burada... Sen bizi küçük düşürüyorsun. Böyle laflarıyla bayanlara burada lojada. Niye başkaları alınmıyor? Ben diyorum ki kardeşim, bakın. Benim burada... Sen şimdi, benim hakkında yorum yapma, ya benimle sen ilgili ciddi yorum alma. Yapma. Tamam ben de sana bir, hiçbir şey... Peki Ahmet demin güzel bir şey söyledim. Bence bu konu burada kapansın dedim. Evet, bence evet, de kapansın. Ciddiyim. Lütfiye de benimle ilgili yorum yapma dedi. Yapmayalım zaten biz, yapma. Madem istemiyor. Yapmadım abla zaten. Tamam bu da onu söylüyor işte. Yapma ben, diyor. Şu anda da yaparsan yapmış gibi olacaksın. İftira atıyorsun, yapıyorsun. İftira falan atmıyor Lütfiye. Geçen iki gün önce siz bakışıyorsunuz dedin ya. Ben dedim ki arkadaş bu tarafa bakıyordu dedim. Ben istiyorum ki onlar beraber olsunlar, iyi olsunlar. Bak sen işine geldin ama Lütfiye, ama neden tanımak istedin o zaman? Evet. Neden tanımak istedin? Demek ki o adam haklı. O zaman ne tanımak haklı? İstemeseydin, hayır istemiyorum deseydin. Demek ki bakışmışsın ki, yok, çıktın oraya bakışmadım. Oturdun. Şu an biz karar anında değil misin sen? Onu izlemiyor muyuz şu an? Tamam ama ben bakışmadım, iftira atıyor. Ya tamam iftira, da demek şey ki bir şeyler vardı yani, beğendin ki ya. Çıktın oraya.
Bir tek sen doğrusun, herkes yanlış, öyle mi? Ne herkes yanlış? Ben sana söylüyorum. Diyorum, sen benim, yanlış konuşuyorsun. Zuhal abla, benim burada... Olabilir. Evleneceğim hiç kimse de yok. Benim de seninle problemim yok. Bu defteri kapansa sen de bana yorum yapma. Ahmet, lütfen bir saniye. Ahmet, şimdi bak öyle bir şekil bak. Üslup vardır bak. Tarzı bak, bazen kantarın topuzunu kaçıyorsun. Benim burada bir tane evleneceğim kadın yok dersen olmaz. Burada bak şöyle söyleyeceksin. Ben sana doğrusunu söyleyeyim. Bana göre bu locada oturan kadınlardan, hanımlardan, kızlardan hiçbiri bana hitap etmiyor. Benim kriterlerime uymuyor diyeceksin. Burada bir tane evlenecek adam yok dersen olmaz. Ayıp etmiş oluyorsun. Bir tek o yanlış anlıyor. Ben yanlış anlıyorum. Biz de yanlış anlıyoruz. Burada evlenecek bir... Ondan sonra bütün bu söyledikleriniz bir süre sonra unutuluyor. Ben sizi burada locadan birilerine aday olurken görüyorum. Yaşamadık mı bunları? Yaşadık. Dolayısıyla öyle çok... Büyük büyük laflar etmeye gerek yok kendini ispat etmek için. Buna ihtiyacın da yok. Ama hep iftira diyor. Hep iftira bak, diyor. Bak Lütfiye, sen benim bir duygum yok dedin, bitmiştir. İftira sen atıyor. Sen yok dediysen yoktur zaten. Yok. Kimse bunun aksini iddia edemez. Lütfiye, sen de Mehmet'le hani bir isim yoksa keşke kalkıp da tanımak istiyorum demeseydin. Ben o gün senin Halit-i Ruhiyen'den anladığım bir anlık biraz sinirle, kızgınlıkla. Sinirle. Bunu daha evvel de yapanlarınız oldu. Bunu yapmayın. Sonra zor duruma düşüyorsunuz. Evet. Buna gerek yok. Bir şey hissetmediniz, tanımak için bir çaba harcamayacağınız insanlarla buraya çıkmayın bence. Hayır, ben istemiyorum, düşünmüyorum, teşekkür ederim diyeyim, geçin. Yani birilerine gıcıklık, birilerine inat olsun diye yapmayın bu hareketleri. Tamam. Mehmet, bence sen de bu noktada biraz hatalı davrandı. Şundan dolayı her ne kadar arkadaşça bir resim olsa da şu an Lütfiye'yle yeni bir şeye başlama aşamasındaydın. Bir adım attın Cuma günü. Evet. Ben senin yerinde olsam karşı cinsin hiçbiriyle fotoğraf çektirmezdim. Erkek arkadaşların da var. Onlarla daha güzel olurdu. Ama hani arkadaş çadır muhakkak ki. Buna ben inanıyorum. Ben öyle bir şey dediğim gibi. Ama yani, biliyorsun için. Sen Lütfiye'nin kıskanç birisi olduğunu biliyorsun. Bu kadar onun ama için olacağını işte, tahmin etmedim. Etseydim. Ya işte etmen lazımdı. Ya paylaşmaz mı sonuçta? Yola çıkacağınız insanlara dikkat etmeniz lazım. Birbirinizin karakteristik özelliklerini. Peki ayrı ayrı yollara devam ediyorlar. İkinizi de locaya alıyorum. Sen yoluna. Süredir aramızda yoktu. Tekrar geldi ve bir talibi de geldi. Ümmü'den bahsediyorum. Alkışlarınızı alalım Ümmü'yü buraya. Hazır mısın yeni talibini görmeye Ümmü? Hazırım. Peki çağırıyorum senin için. Necdet Bey'i davet ediyorum. Hoş geldiniz Necdet Beyciğim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız efendim? Biz deyiz. Teşekkür ederiz. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyorum efendim. İstanbul'dan. Bu paravan tam kapandı mı ya? Ben çok gördüm böyle... beyefendi. Gördün mü? Ne kadarını gördün? Tamam. Ne? Evet. Kafadan yukarıyı gördün mü? Evet. Nasıl, bana tarif et. Çok belirgin bir özelliği var. Söyle bakayım. Zayıf bir yüzü var. Zayıf bir yüzü. Yüzünde ne var? Görmemişsin o zaman. Çünkü çok belirgin bir özelliği var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyorum. İsminiz? Necdet. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben emekliyim. İstanbul'da oturuyorum. İki tane kızım var. Birisi evli. Evet. Kendime ait evim var. Evet. Hala seyahat iş yapıyorum. Eşim 2 sene önce vefat etti. Başınız sağ olsun. Allah başınız rahmet eylesin. Hala yalnız olduğundan dolayı seyahat işle uğraşıyorum. Nişanlı bir kızım var. Onunla beraber ikamet ediyorum. Evet. Bir güne nasıl başlarsınız? Bir güne nasıl başlarım? Mesela erken mi kalkarsınız? Sabah erken 9 gibi kalkarım normalde. Emekli olduğum için biraz geç kalkarım. 10 gibi falan seher işe yöneliyorum. Seher işlere takılıyorum yalnız olduğumdan dolayı. Böyle hayatımı sürdürüyorum yani.
boş zamanlarımda arkadaşlarla gezerim, sohbet ederim. Komşularla diyaloğum bağlı, güzeldir. Pikniğe gidiyormuşsunuz sık sık. Piknik yaparım ailemle. Mangalı güzel yaparım. Aynen, mangala takılırım öyle. Ben de sabah 5'te kalkarım, 4.30'da. Evet. 8'e 9'a kadar uyumam. Kalkınca bileğen hamur yiyorum, sacı vururum. Ekmeğimi pişiririm, bazlama yaparım. Oh. İneklerim varsa sağarım. Öyle. Ama şu anda yok ineğimiz. Şu an... Yani çok erken kalkarım ben. Fazla uykuyu sevmem. Doğrudur. Ben sizi izledim. Bazı ortak yönlerimiz olduğu için o yüzden geldim. Karar artık sizin, bilmiyorum artık. Ortak... Siz sorun. Nelerden hoşlanırsınız? Nelerden hoşlanırsınız dedi. Ben neden hoşlanırım? Her şeyden hoşlanırım ya. Güzel olan her şeyden hoşlanırım. Tarihi yerleri gezmeyi severim mesela. Evlilikten beklentilerin nelerdir? Saygı, sevgi, hoşgörü. Şimdi ben biraz da romantikliği sevmiyorum. Yani benimle evlenecek kişiyi yani çok işkolik olsun isterim. Ben yani, de aynen dediğiniz gibiyim. İşkolikmiş beyefendi işte. Aynen dediğiniz gibi. Hala da çalışıyorum. Hala da çalışıyorum yani. Yalnızlığımdan dolayı. Allah güç kuvvet versin. Aynen böyle. Sağlık versin, çalışalım. Bir şeyler hissedersek önemli olan karşılıklı hisler. Peki açalım mı Ümmücüğüm? Ben hissedeceğinizi tahmin ediyorum. Bakalım. Ufaktan görmüştü hafiften. Şimdi tam anlamıyla karşılaşacaksınız. Açalım mı o zaman para var? Hadi açasın para var. Yeşil çınar boyun boyuma uyar, ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar, ben seni Nasılsın benim? Sağ ol, teşekkürler. İyi diyelim, iyi olsun. Biz de iyiyiz ablacığım, şükür. İyiymiş. Allah şükür. Çok şükür. Ben geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Buna kararım olumsuz. Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Sağ ol, çiçekler için teşekkürler. Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Sağ ol. Geldi. Ayaklarınıza sağlık. Eller kalktı, dur locadan. Şimdi başlayacağız. Bir türlü başlamayacağız. Konuşmaya yani. Bir türlü. Aynı kadarı paylaşıyoruz. Ahmet çift el kaldırıyor. Burası bir şey hissedemedi. Vallahi bilmiyorum. Saygı duyuyorum. Şükran Hanım. Bir şey hissedemedim diyor. Problem yok. Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Şadıman abla, efendim. Yani. Temsilen konuş herkese. Tamam, seni seçtim temsilci olarak. Sanırım locadakilerle aynı duygudasın, düşüncedesin. Anladın yani. Tabii. Gayet düzgün bir evet, niye beğenmiyorsun? Ben anlamış değiliz bunu. Burası hissetmedi. Ay sizin kalbinize ben ne diyeyim? Bu atma. Bu atmamış. Ama bazen de beklentiyi yüksek tutmamak lazım. Ne gibi? Sen beklentiyi çok yüksek tutuyorsun. Hiç tanıma fırsatı vermiyorsun. Burada hayır diyorsun. Ben onu tanıdım ama o konuştum. Neyi tanıdın? Gözlerinden anladım. Daha iki dakika olmadı. Gözlerinden anladın mı? Neyi anladın? Ben oraya bir şeyler hissedersem çaya çıkacağım. Hissetmedim sürece çıkmayacağım. Ama beklentiyi sen gene de fazla yüksek tutma. Ne bekliyorsun mesela? Söyle. Yani ben söylemeyeyim. Ben çünkü söyle, ağır lütfen. Konuştuğum için. Ay söyle. Yok bence söylemesin. Bence söylemeyin. Söyle. Gerçekten dur, söylemeyin. Ümmü, bence de söylemesin. Geç Ümmü bence sen. Sen söyle. Şöyle kazasız söyle, ben reklam arasında tarafa. Söyleyeyim sana. Ha. Bence de reklam arasında konuşun. Necdet Bey dilerseniz kapımız size de açık tabii ki. Peki şimdilik böyle sizi uğurlayacağım arkadaşlarımın yanına doğru. Hoşçakalın. Zar dostum zar.
başkasını yanında görme. Zor dostum zor. Efkan biliyorsunuz Loja'dan bir sürpriz atakla Zeliha'ya talip olduğunu söyledi. Bakalım nasıl bir karar aldılar. Gelsinler açıklasınlar ona, evvel kısa bir hatırlatmamız var. Buyurun efendim. Loja'dan bir bayanla alakalı. Evet. Birine bir şeyler hissediyorsun anlaşılan o ki. Ben gerçekten kendisinin burada evlenecek bir bayan olduğunu düşünüyorum. Gerçekten niyeti ciddi bir bayan. Baktığım zaman çok sempatik, içten gülüşü var kendisinin. Ha. Onu Loja'nın prensesi olarak görüyorum. Kendisini tanımak istiyorum. Bir yıldız gökten kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Neler hissettin? Ya, şu an kalbim duracak. Bir şey demek istemiyorum yani. Yazışmışsınız da, sohbet de etmişsiniz. Evet. Sen onun bu cesaret örneğine de karşılık verip geldin, oturdun. Onu ben de tanımak istiyorum. Gerçekten çok da efendi zaten, hani bana da çok yakışıyoruz biz. Herkes öyle diyor. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Evet, gelsin bakalım Zeliha ve Efkan. Hoş geldiniz. Gel bakalım, oturun arkadaşlar. Hay. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz valla. Güzel haberler duyarsak daha iyi olacak sizden. Görüşebildiniz mi arkadaşlar hafta sonu? Evet. Heh, güzel. Pikniğe de gittik. Abi, her şeyi yaptık yani. Oh, süper. Nasıl geçti piknik sizin açınızdan? Çok güzeldi. Hı. Çok eğlendik biz. Güzel. Kendimizi de birbirimize ifade edebildik. Kendimizi de anlayabildik. Aa. Yani. Güzel. Sen ne söyleyeceksin Efka? Güzel geçti. Güzel kahvaltı İfade yaptık. Ettik birbirimize, birbirimizi, kendimizi diyor. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. İki günde bir insanı ne kadar tanıyabilirsiniz, o kadar tanıdık birbirimizi. Hı. Güzel bir kahvaltı, güzel arkadaşlıklar, sohbetler. Zaten telefonda yine konuşuyoruz. Hı. Evde de devam ettik, gezdik. Az da olsa tanıdım. Evet. Ama bu iki gün benim için yeterli değil. Yani bir insanı iki günde... Elbette, tabii ki. ...fazla tanıyamadım. Ama gerçekten hoş bir bayan. Güzel, özellikleri güzel. Hmm. Anlaşıyoruz yani, ben öyle düşünüyorum. Yani bana göre bir sorun yok. Bilmiyorum Zeliha ne düşünüyor. Yani şeyi konuşmadık hiç. Hani olumlu mu olacak, olumsuz mu olacak. Hiç onu konuşmadınız. Hiç bu muhabbetlere girmedik. Sadece hani normal arkadaşlık, konuştuk, ettik, paylaştık, güldük, eğlendik. En azından güzel gitmiş, olumsuz bir şey yok. Yani güzeldi. 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 Sen ne diyeceksin, bak ne güzel şeyler. Yani evet, olumlu, olumsuz hiçbir şey konuşmadık. Biz gerçekten birbirimizi tanımaya çalıştık ve tanımaya da çalışmak istiyoruz izniniz olursa. Aa, tabii ki. Güzel. Daha da yakından tanıyacaksınız birbirinizi. Evet. Tabii ki iki günde öyle çok hızlı hareket etmemenize sevindim. Zaten olması gereken bu. Bence de. Hızlı gidersek sonunu zaten kötü olmasın. Evet. Peki arkadaşlar, o zaman böyle içinize sine sine kafanızdaki her şeyi birbirinize sorarak, ailelerinize de danışarak bu yolda ilerlemeye devam edeceksiniz. Çok mutlu oldum. İnşallah yine güzel haberlerle bekliyorum sizi. Tamam mı arkadaşlar? Teşekkür ederiz. Hadi bakalım, iyi bakın kendinize. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi. Olur olur, bal gibi olur. Kalplerimiz yolları bulur. Olur olur, bal gibi olur. Akan sular sularda durur. Evet, program başında biliyorsunuz Nursel'e Çiçek geldi. Yine Şahin Bey'den geldi. Demiştik ki Şahin Bey gelecek birazdan diye. Evet, birkaç dakikaya o da burada olacak ama ondan evvel gelin Şahin Bey'den şöyle gelen hediyelere bir göz atalım. Tekrar hatırlayalım. Buyursunlar. Bir tepsi baklava geliyor. Fıstıklı
fıstıklı mı, cevizli mi, bilgi var mı? Yüreğinden ufak bir parça kopar da bana doğru gelirse hayır demem. Ağzımı açar bekle. Al Nursel. Durma! Al bakalım Nursel, o da senin. Gerçek aşklar sonsuza kadar gider. Benimle oraya gelir misin? Ben hediye değil kendisini. Evet, Şahin Bey'i bekliyoruz. Nursel, ne gitti? Aa, biraz evvel en öndeydin. Bakıyorum, ne kaçtın arkalara? Gel gel, Şahin Bey gelmiş. Hadi gel. İster güneş ol, yak beni, yağmurum ol, ağlat beni, acılarla sevinçlerle yaşat beni. İster güneş ol, yak beni, yağmurum ol, ağlat beni, acılarla sevinçlerle yaşat beni. Merak ediyor musun Şahin Bey? Beklenen gün geldi, an geldi. Yani. Ya ben de çok merak ediyorum. Şu paravanı birazcık daha kapayalım. Ercan biraz rahatsızlandı. Serum yiyor şu an. Geçmiş olsun diyorum. Paravan kapanmamış. Aslı'da düğme mekanizma. Heh, şimdi oldu. İşte böyle. Buraya kadar gelsin. Ve şimdi Şahin Bey geliyor alkışlarınızla. Buyurun. Hoş geldiniz. Aranan Şahin Bey bulundu. Evet. Sonunda geldiniz. Evet. Çok merak ettik sizi. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Vallahi ben yemedim ama hepsi yediler sizin dondurmalardan, baklavalardan. Biz size. Çok teşekkür ederim. Peki Nursel, heyecanlı. Ben önce bir şey sormak istiyorum. Sorun. Sürekli Gaziantep diyorsunuz. Antep'te 25 yıl kaldım ama ben Kahramanmaraş Pazarcıklıyım. Biliyorum, Kahramanmaraş dedik. Baklavayı Antep'te gönderdim. Otogar Antep olduğu için Antep söylediniz. Ha öyle ya, tamam. Onu nereden bileyim ben Otogar Antep? Dondurmayı Maraş'tan gönderdim. Yine Otogar'a. Dondurma Maraş'tan, baklava Antep'ten. Yine Gaziantep dediniz. Yine Gaziantep. Bana Gaziantep yarım saat olduğu için sık sık gittiğim için Antep'le oldum ama ben Pazarcıklıyım. Pazarcıklı. Pazarcık. Bu bilinsin lütfen. Evet. Kayıtlara geçsin. Pazarcıklı beyefendi. Evet. Bu çok önemli. Evet. Buyursunlar efendim Nursel. Buyur, Şahin Bey geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Mutlu ettiniz hediyelerinizle beni, gönderdiğiniz o güzel sözlerle de. Teşekkür ederim. Çok etkilediniz, artık bilemeyeceğim. Kısmet, bakacağız. Evet, kendinizden bahsedin isterseniz. Neyden bahsedeyim, siz söyleyin. Ben yaşınız, ne iş yapıyorsunuz? Ben yaşım mı sorayım? Evet. Benim hayat yaşım 100, gerçek yaşım 38, gözlerim 30'una yeni girdi. Ayakların 20'sinde ya var yok. Ama gönlüm 15 yaşında. Olgun olmanıza sevindim tabii. Teşekkür ederim. Tamamlayabiliriz. Tamamlayabilirsin. Ticaret yapıyorum. Mobilya, beyaz eşya, halı showroom'um var. Kahramanmaraş Pazarcık'ta. Buradan ben de Kahramanmaraş Elbistan'a selamlar, saygılar. Saygılar. Bizden de selamlar. Gaziantep'te yatak, baza, başlık fabrikam var. Türkiye yurt genelde dağıtım yaparım. İşte öyle. Doğayı çok severim. Hobilerim çok, biraz fazla hobilerim var. Hobilerime çok düşkünüm. Hiçbir kötü alışkanlığım yok. Yani başlayıp tergeme değil, hiç başlamadım. Hiçbir kötü alışkanlığım yok. Ne mutlu sizin adınıza. Sağ Benim olun. Hayalimde merak eder, ediyor musun? Eder miydin? Hayalim derken? Ya... İsterim ki, ya şöyle bir şey var, vapurla seyahat etmeyi çok istiyorum. Vapurla? Böyle, evet. Sana vapur alırım özel. Hobilerim, evet. Ne? Sana dedi. Özel vapur alırım. Dedi. Evet, Beşiktaş Eminönü. Gidip. Ne dedin, anlamadım ki. Sen sana... vapurla seyahat etmeyi seviyorsan sana özel vapur alırım. Vapur. Teşekkürler. Beklentim çok yüksek olmasa da. Hangi tür müzik dinliyorsun peki? Vallahi ben biraz damar. Orhan Gencebay'a çok hastayım. Ferit Tayfur. Orhan Gencebay'ı çok fazla seviyorum. Aşırı. Böyle. Öyle ufak tefek şey, pop'tan falan pek anlamam. Benimkini klasik. Merak ediyor musun? Seni mi? Benim ne tür, ne tarz müzik dinlediğimi merak ediyor musun? Tabii ki merak ediyorum.
söyleyeyim o zaman. Söyleyin. Ebru Yaşar'dan Gel parçasını çok seviyorum. Ben de geldim. Geldin. Bakalım. Aa, tesadüfün böylesi. Ben de söyleyeceğini tahmin etmiştim. Efendim? Gel dedim ya Ebru Yaşar'dan. Evet. Gel parçasını. Geldim evet. Diyor beyefendi de. Manidar. Sizin yokluğunuzda dinledim dinledim mi acaba? Anlamadım. Ya da Cez... tamam. Ailenizin haberi var mı? Ailemin değil, bütün ailemin Gaziantep ve Kahramanmaraş'ın haberi var. Hmm. Vay. Arkama olarak geldim. Harika. Zaten güzel. Aile derken anne baba yok. Kardeşlerim var. Kaç kardeşsiniz? 12 kardeşiz. Maşallah. Maşallah. Evet. Biz de... Aynı anne babadan değil mi? Evet. 16 ama 4 tanesi ölmüş o zaman işte şartlarda. 12 sağlam. Allah evli olan var mı? Hepsi evli ben hariç. Allah rahmet eylesin. Evet. Yani şimdi sizi buraya getiren duygu? Beni buraya getiren duygu sizin endamınız, duruşunuz, olgun duruşunuz, bakışlarınız, teşekkür çok ederim. Hanımefendi duruşunuz beni buraya getirdi. Normalde ben bir kadınları, dünyadaki bütün kadınlara özür diliyorum. Bir bayan için bu mahalleden öbür mahalleye bile gitmem ama senin için oradan buraya geldim. Şu da belirtisi olsa gerek, aşkın içimde, yok gözlerin gözlerimde, aşkın içimde. Ruhum bedenimde olduğu sürece seni seveceğim diye. Evet. Bir ses ve birlikte sen, hediye yollamıştı. Sen beni kabul edersen, şayet ki olursa seninle yaşadığım sürece Allah'a dua edeceğim. Çünkü ömür dünyada da seninle olmak için. Aynen. Biz çıkalım mı? Yok, kalın siz. Ben kıskanç mısın? Sadece sevdiğim insanı kıskanıyorum. Tabii bizim olan insanı kıskançtır. Kıskanmayan erkek o nasıl bir tanımlama? Yani neymiş? Kıskanmayan erkek biraz, ben kıskancım ama aşırı derecede değil yani sevdiğim kişiler kıskanmıyor. Ben çok kıskanç değilim. Peki kıskanılmak istersin değil mi? Yani değer görmek isterim, değer vermek isterim. Kıskanılmak isterim tabii ki ama boğmadan, sıkmadan beni. Zaten kıskanç değilim diyorum da gözlerim zaten ele veriyor gibi ya. Kıskanç değilim falan diye sorguluyorum kendimi. Kıskançsınız çünkü kıskanç siz olduğumu... kıskanç değilim diyenler aşık olmamıştır. Aşık olan insan kıskanır bence. Nursel yani. Normalde çok sessiz, sakindir. Bugün maşallah demek ki size için biriktiriyormuş içinde bütün bu konuşmaları. Vallahi müthiş yani Nursel, güzel gidiyorsun. Ama işte... sessiz, sakindir. Siz daha konuşkan birisiniz. Ben konuşkanım ama bende de heyecan var. Heyecan var mı? Şimdi Nursel Hanım olduğu için heyecan var. Başka olsa mesela heyecan olmaz. Sıradan bir hanımefendiyle sohbet etsem heyecan olmaz. Peki şu anda bilmiyorum yeri midir de olmazsa devam eder misiniz? Olmazsa devam eder miyim? Etmem ama seninle aynı havayı teneffüs etmek için kısa bir süre kalabilirim burada. Misafir olarak kabul ederseniz. Seninle aynı havayı teneffüs etmek için kalırım. Ki sanmıyorum, yıllardır bekliyorum. Aradığım kafamdaki kişilik sizde var. Sizden başka pek sanmıyorum yani. Benim evleneceğim kişi henüz doğmadı. Çünkü öyle bir anne yok bence. Sizden başkasını görmedim şu ana kadar. Takıntılarım var mı? Ne gibi? Ne gibi olabilir? Mesela ben araba plakalarını böyle okumadan geçemiyorum. Var, evet, var. Böyle okudum. Bir takıntı olmuş, bilemiyorum. Yani, olur. Okumadan geçemiyorum. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. O zaman... bir de basamak... o zaman aracım dışarıda 46 plaka, dikkatinizi çeker inşallah. Ya. Sizin var mı takıntınız? Pek yok ama... pek takıntım yok. Ya... tutkuların var mı? Tutku derken? Mesela benden kendimden örnek vereceğim. Bahçe işiyle uğraşmayı çok severim.
Bir dakika orada kalın. Tamam. 10 dönüm arazi üzerinde 500 tane meyve yetiştirdim. Bahçe benim hobimdir. Her tür muz hariç her tür meyve yetiştirmişim. Hobimdir benim. Bahçe ağaçlarımla tek tek konuşurum. Ne güzel. Bütün hafta sonumu orada geçiririm, yazlığımda geçiririm. Harika. Ağaçlarım hepsinden böyle çocuk gibi 500 tane çocuğum var. Ay, hepsi ne benim güzel. Ayrı çok ayrı güzel çocuğum. Bir şey yapmışsınız. Evet. O meyveleri kesinlikle manavda meyve almam. Ağaçtan koparıp yemeliyim. Vallahi çok şanslısınız. Yani sağlığıma çok dikkat ederim. Yememe içmeme çok dikkat ederim. Süper, harika. Bütün yiyeceklerimi kendim hazırlarım. En az 100 çeşit yemek biliyorum. Burada bir aşçı arkadaş vardı. Yok şu an. Sinan mıydı? Sinan gibi. Onu duvarlara davet ediyorum ama büyük bir iddia koymak üzere. O mutlaka herhangi bir aşçı da olabilir. Mutlaka şey görmüş, sertifika görmüş, yani eğitim görmüş. Ben hiçbir eğitim almadım. Meydan okuyorum bütün aşçılara. Ya. Her tür yemek yaparım. Babam da çok ilgilidir bahçeye. Artık ben de ondan mı aldım bilmiyorum ama. Hastasıyım bahçenin. Babam da çok seviyor ve ilgileniyor. Anthony Bourdain'i tanır mısınız? Efendim? Anthony Bourdain. Hayır. Dünyaca ünlü bir şef. Arada Türkiye'ye de geliyor. Evet. Onu geldiğinde biz bir çağıralım. Benim kendi yöresel yemek, kendi yöresel İstanbul yemekleri anlamam. 2-3 gün oldu buraya gelelim. Cuma akşamı geldim. 3 günden beri hiç karnım doymadı. Acım. Çünkü yiyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bizim oranın öz yemekleri olmalı yani. Yani. Kusura bakmayın biz şey yapamıyoruz. Biz de isterdik o sizin yemeklerden çok, yiyelim. Çok güzel çiğ köfte yaparım. Vay ya. Süper. Evet. Harika. Şey yemem dediğiniz bir yemek var mı? Patates sulusu. Küçükken tiskinmiştim. Fakirdik biz. Annem sürekli patates sulusu. Tabii şimdi patates sulusunda nohut var, et var, soğan var, çeşit bol. Belki yenir ama küçükken yoklukta bir patates, bir salçalı su. Biz sürekli onu yiye. Artık ben o zamanlar şey olmuştum yani. Şahin Bey, benim dayım da Antep'te yaşıyor, Gaziantep'te. Öyle mi? Evet. Onlar da çok güzel çiğ köfte yapıyorlar, ayıptı söylemesi. Fakat şimdi benim çiğ köfte benim hassas noktam. Geçen buraya bir tepsi geldi, şu hanımefendiye vermedi bize. Sizden rica etsek bir yoğurur musunuz bizim için? 10 numara yoğururum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biber salça sizin oradan ama gelecek. Evet. Tamam. Evet. Onun olayı o çünkü. Evet. Biraz acılı olur ama severim. Yiyebilirseniz. Yerim. Evet. Acımam yerim. Tamam. Evet. Çiğ köfte. Evet. Başkan Esor. Nursel etkilendin mi beyefendi söylediklerinden? Doğru mu olacak bilemiyorum şu anda ama sözleri ruhumu ısıttı yani. Ne kadar da olsa. Ya şimdi sözler... sözleri bu konuşan Nursel mi? Tanrım mı bilmiyorum Allah'ım. Nursel'e şimdi, bak. Zuhal abla. Aylardır bu anı bekliyormuş konuş. Ben de niye konuşmuyorum? Hayır kesinlikle. Şahane mesela duydunuz mu? Sözleri ruhumu ısıttı diyor. Bir şey sorabilir miyim? Hediyelerle birlikte birlikte işte hediye sözlerinizle. Evet. Şimdi bir şey sorabilir miyim? Tabii. Kadın erkek eşittir diyorlar bazen. Ben buna katılmıyorum. Kadın erkek benim gözümde, kendi kafamda eşit değildir. Benim Nursel Hanım gibi bir idealim var kafamda. Öyle bir eş bulursam kadın erkek benim gözümde eşim eşit değildir. Benden yüksektir. Ben onun sürekli kölesi olurum bir ömür boyu. Eşit değildir. Öyle. Kadın erkek eşit değildir. Kadın daha üstündür. Kadınla daha yüksektir. O zaman tamam. Ama kendini bilen bir kadın. Kuralcı mısın? Kuralcı değilsindir ya da. Biraz ben de zaten uyum içeriz. Uyumluyumdur. Kural derken eşime fazla kural tanımam. Eşim evimin kralı olacak. Kırmızı çizgileriniz olacak. Diyelim ya da evlilikte. Ya da olmazsa olmazlarınız var mı? Olmazsa olmazlarım. Beklentin var mı benim? Yok pek beklentim yok benden. Sizden. Sizden beklentim yok. Zaten gösteriyor bir hanımefendi. Şimdi bizim Antep'te o bölgede derler ki eş derler, hanım, bizim avrat, bizim eş ama ben hanım demek istedim. Hanım deyince farklı bir şey, hanım. Evet. Hanım, hanımefendi yani. Doğrusu da bu zaten. Ha, eş, evet. Avrat değil, hanım. Değil. Hanım bilir. Evet. Evet, yorum yapmak isteyen var mı? Mehmet. Öncelikle memleketimden gelmiş, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi evet. Pazarcık geçti, Elbistan geçti, bir de Avşin'e selam yollayalım mı? Tam olsun. Avşin'e de selam, bütün Kahramanmaraş'a selamlar, sevgiler olsun size. Şimdi bence yakıştılar, hani değerlendirmeni isterim. Ahmet abi lütfen yapabilir. Ahmet abi de yapacak, evet. Ahmet abi. Açık mı? Şimdi Nursel bizi şaşırtıyorsun yine ama Nursel ezber yapmışsın biraz. Buradan ama, ondan şu... soru, bundan bu soru. Senden ne bekliyorum biliyor musun? Hani ileriye dönük, evlilikle ilgili, ileriye dönük. Hani
yok şu şarkıyı seviyorum, yok bu şarkı. Bunlar boş işler. Yani boş iş, boş. Onu da sordu. Evlilikten beklentileri. Hayır, Nursel iyi niyetli olduğunu hayır, bildiğim için diyorum. Onun için diyorum. Beyefendi gayet düzgün bir şekilde gelmiş. İsteyerek gelmiş bir de. Evet. Yani bence bu fırsatı kaçırmamalısın. Ben kesinlikle de katılıyorum. Doğru. Şükran abla. Gayri Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Tatlılarınıza, dondurmalarınıza bayıldık. Afiyet şeker olsun. Ama Nursel'i alınca ne olur daha bir çiğ köfteler falan da bize getirin. İsterseniz yaparım. Nurselcim. Göndermem pardon. Yaparım. Tamam, teşekkür ederiz. Evet. Beyefendi aranızdaki belki yaş farkı olduğu için kabul etmeyebilirsin ama öyle görüntüde bir bey değil. İnan sana çok güzel eşlik edebilecek bir beyefendi. Sevgi. Yüz simaları da birbirine çok benziyor bence. Esmer ikisi de çok yakıştırdı ikinize. Evet, Sevgi de yakıştırdı. Ben... O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Gene ne diyeceksin? De. Hadi demin dediydin, ne oldu? Yani şimdi anlaşmamaları için bir sebep yok. Çünkü ikisi de aynı şehrin insanları. Evet. Yaşı kafaya takmayacaksın Ahmet. Çünkü bir erkekle bir bayanın arasında 10 yaş bir fark olması... Sen bilmiyor musun kimin yorum i̇şte yaptığını? Ben yaşla ilgili bir şey söylemedim. Sevgi söylüyor, bana söylüyor. Sevgi söyledi, Sevgi. Sen yaş dedin ya. Sevgi dedi. Tamam, özür dilerim Zuhal o zaman. Şimdi anlaşma... Sen Sevgi ile Ahmet'i mi karıştırdın? Zuhal Hanım beni de karıştırdınız, ben demedim. Şükran abla söyledi. Şimdi... Ben Sevgi ile Ahmet'i mi karıştırdım? Şükran ablaydı oysa ki o. Her şey karıştı. Ben açayım paravanı ya bence. Bence açalım. Açma, evet, açalım. Hayır. Açalım. Ne oldu? Ben bir, şey bir saniye söyleyeyim. Açmayın. Benim burada bir talibim daha var. Birisine de talibim. Benim 13 yaşında annemi kaybettim 13 yaşında. Başın hiç anne görmedim olsun. Çocuksa. Şadıman teyzeye talibim ama annem olarak da beni kabul ederse. Aa. Manevi olarak da. Onun... Şey, bir hediyesi var. Hediye getirmiş sana Şahin Bey. Verim sana. Nursel'cim, böyle bir nimet insanın önüne serilmez. Çok güzel değerlendir. Kimseyi de dinleme. Böyle onu sormamışsın, bunu sormamışsın, şarkıdan girmişsin, boş ver. Yemeğe gittiğin zaman sorarsın. Peki. O zaman paravanımız açılıyor efendim. Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Aşkın zehir olsa yine içerim. Yolum ecel olsa korkmam geçerim. Yeter ki sevdim ben bu aşk ile dünyanın kahrına gülüp geçerim. Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum. Ömür boyu bitmeyen derdimle yorulmuşum. Güleme sevdim ben sensiz. Yaşayamam, yaşayamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buraya her şeyi göze alarak geldiniz değil mi? Evet. Ben canlı bağlantı istedim ama istemedi. Sen bana deseydi ki canlı bağlantıda gel seninle sadece bir çay içeceğim ama Antep'ten buraya Kahramanmaraş Pazarcık'tan buraya yürüyerek hem de çıplak ayakla gel desen yerdim. Bütün dünya ibret olsun. Yemin ederim gelirim. Bunu söylemek için çok rica ettim ama olmadı. Şöyle bir şey diyeceğim ya, belki beni sorgulayabilirsiniz. Zihnime yerleştirdiğim ve dikkate aldığım bir söz var. Şans yoktur. Allah neyi nasip ederse o vardır. Allah her şeyin hayırlısını versin diye. Amin. Ben bu fırsatı size vereceğim.
Teşekkür ederim. Peki. Böyle geçin isterseniz. Ben onu ileteyim. Teşekkür ediyoruz şahit. Bir çay gelsin, bir çay gelsin, bir çay gelsin, bir çay gelsin. Bir çay gelsin, bir çay gelsin. Ercan söyle iki çay gelsin. Ercan garibim serumunu yedi geri geldi. Oğlum dinlenseydin ya, geçmiş olsun, iyi misin? İyiyim sağ olun. Ay, biz daha yıkılmadık ya. Ya. Şeyler bizi anca sarsak. Ay canım benim, geçmiş olsun. Aa güzel. Of of of, çiçeğin güzelliği. Saksısı ayrı güzel, vazosu mu diyeyim. İçinde beyaz gül, kırmızı gül. Güller arası. Beyaz gül. Bu da. Pazar. Böyle deyince bir an pardon. Ya çok güzel çiçekler. Bu sefer direkt vereceğim. Vallahi uzatmayacağım. Sahibi orada bekliyor. Güzeller içinden bir seni seçtim. Şu şey ya, yüzüğüm dönmüştü de parmağım şey. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Yüzüğümü şey yaptım, düzelttim. Efendim bugün İstanbul sıcak, güneşli. Ara ara böyle bulutlar da geliyor. Nisan tabii haliyle yağmurlar da yağacaktır. Ama birisi için güneş açtı, açacak. Şu noktada kimse benimle göz teması kurmuyor. Umut sana gelmiş. Güzeller içinde bir seni seçtim. Kalbimi sana, ben sana verdim. Umut'a gelmiş efendim çiçekler. Kart da var sanırım. Zarf var, zarfın içinde kart var. Kartın üstünde yazı var. Yazının içinde kim var? Ne yazıyor? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Şaşırdım. Geleceğime umut olmanı istiyorum. Oo. Ne güzel de sözler. Bir de şöyle kaldırayım, havam olsun. Ay görsünler görsünler. Evet çok güzel çiçekler. Davet ediyorsun. Biz de bekliyoruz hanımefendi stüdyomuza. Ben davet ediyorum kendisini. Peki, bekliyorum. Peki buyursun gelsin umut için. Şimdi enteresan bir durum varmış sevgili izleyenler. Sizle de paylaşmak istiyorum. Ahmet, senden ikinci bir şans isteyen bir hanımefendi var. Birinci şansı vermediysem ikinciyi de vermem herhalde. Gelmesin o zaman. Gelmesin. Yani bilmiyorum, kafamda birisi yok şu anda da şaşırdım şu an. Tuhaf mı gitti yani? İnsan bir merak eder. Aa kim acaba? Allah Allah. Nereden çıktı? Gelmiş mi? Burada mı şu an? Burada. Ama sen böyle dedikten sonra çağırmayacağım. Kestirip attı. Bir kere vermemişsem dedi buyurdu beyimiz. Bir daha da şans vermem herhalde. Hayır. Sen ne kasıyorsun bu kadar kendini? Ne, nedir yani bu kadar? Ne yapıyorum abla ya? Yok burada oradan bir eğlenecek kimse yok. Bir de vermezsen... Onu kötü niyetle söylemiyorum. Ya ben. Hayır ama şimdi ne demek yani bu böyle bir... Bir kere şans vermeysen bir daha da vermem. Zuhal Hanım bir şey diyebilir miyim? Söyle Gaye ablacığım. Ahmet ben seni kibar bilirdim ama yapabileceğin en büyük kabalığı yaptın şu anda. Öyle demeyelim. Evet da. Kaba davrandı. İkinci bir şans değil. Öyle düşünme. Seninle belki sohbette yarım kalan bir şeylerini tamamlamak için gelmiş olabilir. Evet zaten öyle bir durumdu. Çünkü sağlıklı bir görüşme yapamamışlardı. O da Ahmet'ten kaynaklanan bir durumdu aslında. Çünkü Ahmet gerçekten çok kibar, hiçbir bayanı kırmak istemez. Niye böyle davrandığını anlayamadık. Bir an içimden öyle söylemek geldi, söyledim. Ne yapayım yani, kötü bir şey i̇şte de söylemedim ki. Düşünmeden konuşuyorsun bazen. Yok, düşün, Ahmet. Ben gayet düşünerek konuşuyorum aslında da. Yani art niyetle söylemedim onu. Art niyetle bence söylemedim. Bence bazen düşünmeden konuşuyorsun. Bütün hani böyle lap diye. Pozitif hani, ol. Her zaman pozitif çok ol negatifsin, Ahmet. Çok negatifsin. Söyle Umut. Bazen bize ilk defa talip geliyorlar burada. Sonuçta bizi izliyorlar ama buranın heyecanından kendilerini iyi ifade edemiyorlar. Bence ikinci şansı Ahmet Bey vermelisin. Tanımalısın. İnşallah da olur.
hayırlısı dedim o zaman. Bir şey demedim ya. Tamam, bir şey söylemedik yani. Bence çağırmayalım. Hanife? Hanife? Biraz evet, birazcık daha belki şey davranabilirdi ama biz bütün insanlar olarak genelde duymak istediklerimizi duymak istiyoruz. İnsanlar içinden geçenleri doğru bir şekilde yansıttıklarında da böyle oluyor. O içinden geçeni aslında kırmak istediği için söylemedi ama düz bir şekilde, doğru bir şekilde içinden geçeni söyledi. Biz duymak istediğimiz duymadığımız için toplu halde tepki veriyoruz. Evet, bak şimdi canım benim, Ahmet'i sen loca arkadaşın olarak çok iyi tanıyabilirsin. Ama ekrandaki senin tanıdığın kadar tanımıyor. O yüzden bize kaba gelen onlara da kaba gelebilir. Ben o yüzden söyledim zaten. Hani duymak istediğimizi duymak için. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Hani kırıcı olmak değildi amacım kesinlikle. Ve herkes ikinci şans vermiyor. Ben Zuhal abla. Efendim? Özür dilerim. Yanlış kelime yapmış olabilirim. Benimle ilgili bir durum yok. Hanımefendiye biraz şey oldu. Çünkü senden kaynaklı bir sorundan dolayı güzelce konuşamamıştınız. Benden kaynaklı. Evet. Öyle bir durum olmuştu. Ve hanımefendiyle de siz sağlıklı bir şekilde... O zaman olmuştu. Sen de kabul etmiştin bunu. Hanımefendi de gerçekten çok istiyor. Üstelik daha erken gelmişti. Maalesef biz alamadık onu. Tabii, değil mi? Uzun süredir aslında bekliyor bu ikinci şansı. Bugün ancak ayarlayabilmiştik. Ama sen böyle deyince bilmiyorum arkada kendisi ne düşünüyor şu an. Gelir mi senin bu lafın üstüne bilmiyorum. Ya da sen istiyor musun? Şimdi sen öyle deyince yani vermediysem ikinciyi de vermem herhalde deyince... Şimdi biz benden hani... kaynaklı oldu dediniz. Benden kaynaklı bir şey varsa ben hatamı tabii ki telafi etmek isterim. Hani benden kaynaklı bir şeyse. Bir görüşelim, bir merak ettim ya. Benden kaynaklı da ne olduğunu da merak ettim açıkçası. Peki gel o zaman böyle. Emine diyeceğim. Hatırladın mı Emine'yi? Hatırladım. Hatırladım. Peki gelsin mi? Emine gelsin. Gelecek mi bakalım? Çağıralım. Belki de gelmeyecek. Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka. Sen de böyle sevsen keşke. Desen bana yar. Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka. Sen de böyle sevsen keşke. Desen bana yar. Emineciğim tekrar hoş geldin. Aa canım benim, ne hoş zahmet bulduk. Ettin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Otur lütfen, bir soluklan. Tekrar sevindim seni gördüğüme. Aa canım, beni de boş gelmemiş, zahmet etmişsin. Peki seni bir hatırlayalım, hatırlatalım izleyicilerimize, seyircilerimize, olur mu Emineciğim? Ne zaman gelmiştin, nasıl gelmiştin? Buyursun efendim, veterinerimiz hazır. Aileci bir insanım. Aileme çok fazla düşkünüm. Sizin de annenize düşkün olduğunuzu öğrendim. Yani yaşınız kaç? 36. Temiz titiz biriyim. Çeyizlerimi de kendim yaptım. Aa canım. Evet. Hazır mı çeyizler? Evet. İşte benim istediğim insan böyle olmalı. Onu söyleyeyim. Girerken söylediği birkaç kelime beni hakikaten çok etkiledi. Telefonla muhabbet etmeye gitmişiz gibiydi. Yani hep telefonla ilgilendi. Ama siz hiçbir şey söylemediniz ki, sormadınız zaten. İki tane soru sordum size. O benim için yeterliydi. Evet. Kararım geldiği için kendisine teşekkür ediyorum. Evet. Merhaba. Hoş geldin Emine tekrar. Hoş bulduk. Şimdi bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Zuhal abla, siz de ısrarla dediniz, siz senden kaynaklı dediniz ya. Evet, ben hani... onun telafisi için de sonradan uğraştığımı da biliyorsunuz değil mi? Yani evet. Hanımefendiden özür dilemek için gittiğimi... Evet ama Emine için öyle değil ki, tekrar geldi. Yani demek ki hala... Değil mi Emine, dinleyelim seni biraz. Evet, bir şakayla... O gün cep telefonu muhabbeti yüzünden çok konuşamadınız. Evet. Gerçi sonrasında evet, Ahmet de özür diledi senden ama... Evet, bir şakayla başlamıştım ama gerçek oldu gibi duygularım. Sanki öyle hissettim bir an. Ne getirdi seni buraya? Hangi duygu, hangi düşünce? Ya ben Adana'ya döndüğümde şey düşündüm. Tekrar İstanbul'a gelmeliyim. O insanı tanımalıyım dedim. Hmm. Ve geldim.
Bir şeyler söylemek ya da sormak ister misin Ahmet'e? En son karar anında yani bana da bayağı bir saydırdı. Çıktı yani şimdi. Burada hata benden kaynaklı oluyor. Tamam bırakalım geçmiş artık. Bak yani yeni bir sayfa açmak için burada Emine. Kulun hakkı üçtür. Estağfurullah. Birini kullandım, ikisi kaldı. Aa, kıyamam sana. Ne hissediyorsun Ahmet'e karşı? Ya temiz kalpli olduğunu düşünüyorum. Sağ olsun. Öyledir. Bilmiyorum. Abi. Gözler benim için çok önemli değil. Bir bak gözlerine. Ne Yok görüyorsun ya, ben öyle şeyler sevmiyorum yani. Senin için değil, kızın için söylüyorum ben. Anladım abla. Yok yani ben sevmiyorum. Ya o kadar ben yoldan gelmiş. Baksın doya doya. Bak. Tam da gözlerin içine bak Emine. Dik dik bak gözlerin içine. Abla ya. Annem izliyor ben böyle şey. Ya ben biraz çekingen biriyim. Peki geçen sefer sana göre olmayan ve bu sefer belki de olabilecek olan bir şeye inandığın için buradasın herhalde. Evet. Değil mi? Geçen gün hani yayın heyecanı vardı. Kendimi de doğru düzgün ifade edemediğimi düşündüm. Tekrar denemek istedim şansımı. Bu büyük bir cesaret örneği. Evet. Son evet Ahmet'in de dediği gibi son kez burada sizi ağırladığımda biraz gerilmişti ortam. Evet. Şimdi ama belki de her şey zaman, her şeyin çözümüdür, ilacıdır derler. Evet. Sen de buna inandığın için geldin. Peki, Ahmet konuşmak ister misin? Ya şimdi Emine iyi bir insansın. Ondan şüphem yok. Hı-hı. İyi olduğuma da inanıyorum. Aile bağını da anlatmıştın, o zamandan da biliyorum. Hani yanlış bir insan olmadığını düşünüyorum. Ondan şüphem yok yani. Şimdi... Bilmiyorum ki ya, yani... Farklı. Ya birden oldu şaşırdım yani hiç hakikaten beklemiyordum şu an böyle bir şey beklemiyordum. Peki bir şey söyleyeceğim. İkinci defa geldim buraya. Evet. Olmadığı takdirde devam edecek misin aramızda? Yok etmeyeceğim. 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 Valla. İyi misin Emine? Ne? Efendim? İyi misin? İyiyim. Ne yapalım Ahmet? İlk defa bu kadar şey oldum ya. Yani şeyde kaldım. İkilemde mi kaldın? İkilemde değil. Öyle bir şeyde kalmadım. Biliyorum ne düşündüğümü biliyorum ama yani... Emine iyi bir insan şimdi. Ne oldu, ne değişti de ben anlamadım. Onlar buradan giderken bildiğin kavgalı bir şekilde çıktın. Sonra ne oldu, nasıl oldu? Yani ben anlayamadım. Ya büyük aşklar kavgayla başlarmış. Al sana cevap. Oh, içimin yağlarını erittin Emine. Ne güzel söyledin. Ne oldu Şardıman abla? Bir şeye kızdın ama oradan yine. Dur sen şimdi bırak Şadman ablayı. Ne güzel bir şey söyledi. Güzel söyledi. Öyle başlayan çok ama şimdi ben burada herkesle kavga ettim abla. Yani bir de öyle bir durum ama var. Ama Emine sana talip oldu daha evvel. Kimse olmadı buradan. Onun durumu başka. Ben açık ve net konuşayım mı? Konuş. İzin veriyorsanız. İzin veriyor musun Emine? Tabii ki. Şimdi benim belli kriterlerim var zaten. Ben annemle yaşayan bir insanım. Annem olmazsa olmazım. Onu her seferinde dile getiriyorum. Yani bu yanlış da anlaşılmasın tabii. Duygusal bir insanım. Yani burada herkes sert gibi görüyor ama öyle birisi değilim. Duygusal bir insanım ama aşık olmam lazım. Yani hayır mı cevap? Ya hayır derken hani yani... Denemekle neyi kaybedersiniz? Denemekle çok... Evet bir tek Hanife alkışladı locada. Hanife'yi bunu hatırlatacağım ama. Hanife'ye ve Umut'a hatırlatacağım bu şeyleri. Sen şimdi bırak hadi bırak sen kararını söyle. Hadi bak kız gelmiş ta oralardan.
Zaten de sen hayır dersen de gideceğim diyor. Umut bir şey şimdi, söyleyecek. Zuhal Hanım tabii ki de aşık olması lazım, etkilenmesi lazım. Fakat ben burada söylüyorum, bazen de fırsat vermek lazım. Heyecandan belki konuşamadınız, belki bir şeyleri anlatamadı sana. Hayat hikayesini anlatacak belki. Ama geldiğimiz zaman da olmayacak, onu biliyorum. Peki şunu niye yaptın? Şart koştun, programa devam edecek misin? Onun özgürlüğünü kısıtladın. Ha, yok, kısıtlamıyorum. Niye sordun onu? Aslında hakikaten bu soru çok saçma bir şey yani. Niye sordun? Hemen devam edecek tamam, misin? Hemen söyleyeyim. Burada örnek veriyorum, birisine geliyorlar. Adam öyle bir anlatıyor ki, yani bütün dünyası, atıyorum Hanife, örnek veriyorum. Bütün dünyası Hanife olmuş, doğru muyum? Hanife hayır diyor, ayağa kalkıyor. Siz diyorsunuz ki, işte beyefendi devam edecek misiniz? Tabii ki adaylarımı arayacağım. Bu nedir ya? Yani bu mudur şimdi? Ben de mi böyle yapayım? Ben de mi böyle olayım? Ama şimdi şöyle bir şey. Arayabilir. Arayabilir taliplerini. İşte ben de diyorum ki. Aramadılar mı? Arasın eğer herkes ben aradı. Ona karşı bir art niyet... Duyguları biraz evvelki dile getirdi duyguları samimi bulmuyorsun sen o zaman hani o insanlar için. Aynen öyle. Anladım. Gerçekten de öyle. Peki yani şimdi Emine'ye cevabını alalım hadi. Benim duygularımı mı samimi bulmuyorsun? Hayır başkası senden, için örnek yok, verdim. Senden şüphem siz yok. Siz devam etmiyorsunuz ya. Sizin Anladım. Samimi. Siz yemin ediyorum senlik bir şey değil. Yani. Evet Ahmet. Emine'ye gerçekten inanıyorum. Emine ile sosyal medyadan da yazmıştı. İnanıyorum yani. O, yalan olmadığına inanıyorum. Ama şimdi buradan kalkıp hadi gidelim çaya gidelim desek, yemeğe gidelim desek bir şekilde ümit olmuş olacak, doğru muyum? O insanı üzmeye hakkım yok benim. Onun da kafasında hayalleri muhakkak vardır. İlla ki. Değil mi? Evet. Biz iyi bir arkadaş olabiliriz. Her zaman, ya ben açık söylüyorum yani. Kesinlikle. Olumsuz. Maalesef. Peki ama... Ahmet'i alalım yerine. Emine. Çok üzgünüm Emine. Bu sefer de olmadı. İnan çok olsun. İsterdim. Sağlık olsun. Sen devam etmeyeceğini söyledin. Ben buradan Adana'ya selam söyleyebilirim. Tabii ki Adana'ya biz de selamlar, sevgiler. Adana Pozantı'ya selam söylemek istiyorum. Oradaki ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım beni izliyorlarmış. Teşekkürler herkes. Teşekkürler canım. Gurur duyduklarını söylediler. Hepsine selam ve saygılarımı gönderiyorum. Bizden de selamlar canım. Ziya amcaya da bir hediyem vardı, küçük bir hediyem. Tamam, Bilal'e iletirim ben. Çok teşekkür ederim canım. Rica ederim. Görüşmek üzere. Kendine ben iyi bak. Adana'ya ederim. Selamlar, sevgiler. Çok teşekkürler. Vay benim deli gönlüm, yaralı kuşa benzer. Güvendim dağlara, kar yağdı birer birer. Seyircilerimizden Emine Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Söz istiyormuşsunuz. Buyurun, söz sizin. Ben oğlumu adına Hanife'ye talibim. Efendim? Oğlunuz adına. Nerede oğlunuz? Şu anda işte ama. İstanbul'da? Evet. Çok mu beğeniyorsunuz Hanife'yi? Çok beğeniyorum. O bugün hatta Hanife'yi bana konuştur dedi. Telefonu ver dedi. Konuştur. Siz beni o yüzden mi çağırdınız? Ha, evet. Arkada mı çağırdım efendi? Hı? Gitmedim. Bir şey söyleyeceğim. Oğlunuz beğeniyor mu? Beğeniyor işte o şu anda. Ne diyor? Nedir? Ne zamandır var bu olay sizin ya evde? Ya o hep takip ediyor. Telefondan şeyinden hep takip ediyor. Aa. Evet. Samet. Ah bak oradan ama. Başka bir seyircimiz diyor ki oğlun haberi yoktur onun ama diyor. Var var. Var arkadaşım mı? Arkadaşım var. Bana da söylesin. Şimdi oğlunuz yok. Hani onun adına siz... dile getirdiniz. Evet. Ben şimdi sizi alsam buraya karşılıklı koltuğa, o da bir tuhaf olacak. Konuşuruz. Ama konuşmak ister misiniz Hanife'yle? Ya konuşurum, benim için. Tamam olsun. Gel Hanife o zaman böyle. Siz de alayım Emine ablacığım, gel. Belki sormak istedikleri vardır oğlu adına. Emine abla koşarak geliyor. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Merhaba. Bu müstakbel kayınvadelerin bir Hanife şeyi var yani anladığımız kadarıyla beğenisi. Çok beğeniyorum. Çok beğeniyorsunuz. Oğlunuzun ismi neydi? Samet. Samet. Evet. Peki. Var mı söylemek istedikleriniz Hanife? Siz buradasınız. Ne düşünüyorsun? Şimdi tanımıyor ya. Siz anlatın kendinizi, ailenizi. Samet ben kaç yaşında? Ben Karadenizliyim. Ordu. Samet 27 yaşında. Güvenlik. Çalışıyor. Çok düzgün, iyi bir çocuk. Öyle. İki kardeşler, bir erkek, bir kız. Adam Aysel. Evet. Evet. Programların bu ilki yaşıyoruz. İlk defa bir kayınvalide, müstakbel kayınvalide adayıyla gelin adayı karşılaştılar. Ama
Gelirken beni üç kere aradı. Samet. Evet. Ne diyor Samet? Hanife ile konuştur dedi, konuş dedi bana. Hatta arkadaşım da var, ona da söyledi. Aa, tabii şimdi işte seyredemiyor. İzliyordum telefonda. Telefondan sen izliyorum. Annesinden daha iyi mi biliyorsun abla? Allah Allah. Çünkü demez. Ne oldu? Ne oldu ablacığım? Sen demin de müdahale ettin. Samet'in haberi yoktur, annesi burada, o beğen ne istiyorsa. Var. Yok yok Emine abla, yok. Yok. Sen daha mı iyi bileceksin annesini? Ya yok diyorum sana. Yok diyorsa yoktur o. Siz oğlunuzu ondan daha mı iyi bileceksiniz? Öyle bir şey olabilir mi ya? Ha? Bizim evde akşam ne yemek var abla? Sen be abi değil mi? Bizde ne pişmiş olabilir bugün? Zuhal abi. Var haberim. Bugün bir talibi de var ayrıca Nifen'in. Onu da belirteyim. Birazdan bir karşılaştım. Aman çok rahat edersin. Ben arkadaş gibiyim. Mikrofonu ablacığım, Emine ablacığım. Ne yapar? Rahat mı? Arkadaş gibiyim ben yani. Gençsiniz hiç, evet siz de. Hiç gelin gibi bakmam öyle. Kızım gibi evlat. Yanınıza mı alacaksınız? Ayrı alırım ama ona ben bakarım. Yemek yaptırmam, hiçbir şey yaptırmam. Aha, Samet arıyormuş. Aha. Samet. Kapanmış, bir daha bağlayın. Samet arıyor, aha duymuş. Komşuyu mu arıyor? Ne komşusu? Boylu, yapılı. Hayır, seyircilerimizden birini arıyormuş çok Samet tatlı. Telefonda. Yakışıklı benim oğlum. Yakışıklı oğlunuz. Çok hiç yakışıklı. Evlendi mi daha evvel? Yok. Neden Hanife? Hanife'yi beğendi, ben de beğeniyorum. Neyini beğeniyorsunuz? Çok merak ettim. Ya ne bileyim, beğendim yani. Ben beğendim. Ay işte hangi özelliklerini? Duruşu, dobra konuşması. Yani beğendim. Dobra konuşması, evet. Duruşu. Evet. Anneler çok seviyor Hanife'yi vallahi. Çok böyle hani. Ben uygun gördüm bizim ailemize göre. Uygun gördüm. Biz üç kişi, benim oğlum, kızım var. Hanife de olur. Ayrı alırım. Eşiniz? Yine. Eşim yok benim. Öyle mi? Hı-hı. Boşandınız mı? Evet. Anladım. Hanife ne diyorsun? Şimdi karşımda bir anne olunca tabii. Ben böyle oluyorum demek ki. Kızım gibi ne güzel geçinir giderim. Ay kurban olurum, sağ olasın. Ne desin o da tabii. Oğlum da yakışıklı, ne olsun daha. Samet. Samet de galiba seni arıyor cepten Emine abla. Samet'ciğim sen kapat telefonu, telefonun meşgulmüş sürekli. Arkadaşlarım arayacaklar seni. Sen kapat telefonunu, şimdi bağlayacağız biz seni. O da galiba ya arkadaşınızdan ya sizin cebinize ulaşmaya çalışıyormuş. Şey benim kapalı da ondan. Heh. İsterseniz o kendisini arayın, bağlayın. Bana verir misiniz cebini, söyler misiniz? Kaçtı? 0500. Söyleyin. Yazıyor, söyleseniz. Tabii aldılar. Almışlar arkadaş. Nereden aldınız ya? Bak. Ha komşuda. Komşudan almışlar bizimkiler de inkarım. Komşu, Samet'in telefonu sende ne arıyor? Siz ya nasıl bir şey ya? Çok ben çözemedim Samet'i. Bu sistemi. Samet'i ay çok seviyor. Abla da çok seviyormuş. Oğlum gibi diyor. Evet. Nerede oturuyorsunuz ablacığım? Ali Bey köyde. Cengiz çok Sokak. Güzel. Evet. Vallahi. Zuhal abla. Bu işler belli olmaz. Kader kısmet. Efendim Hanife? Şimdi bir anne var karşımda. Benim annem burada değil ya. Vekil olarak Müslür abla yanıma gelsin. Annen de gelsin. Güzel güzel konuşuruz. Sen de gelirsin bize. Yok artık, daha neler. Asiye abla da izliyordur herhalde şu tamam. An. Tamam. Konuşuruz. E oldu bu iş o zaman. Olur, hadi, niye olmasın? Verdim gitti. Hadi. veriyorum olmuyor bitti. En sonunda ben alıp gideceğim. Kısmet tabii. Peki şu an Samet'e ulaşamamışlar. Bekliyoruz, yarın gelsin o zaman Samet. Olur mu işten insan? Gelsin Samet mi Samet, Hanife? Gelsin mi Samet? Ben öyle dedim ama sana sormadan. Sen istersen. Siz bilirsiniz. Hayır, sen istersen. Yok sen bilirsin değil, sen kendin istersen. Yani sen bak, istersen çağıralım Samet'i. İsterse telefonda bir konuşsunlar yok. Yine. Hani bu bugün nasıl? Bir talibi var zaten, onu bak siz biraz buraya evvel. Bağlayın. Ama yok, bir talibi var bugün. Hı. Onunla karşılaşacak. Oğlun açmıyormuş telefonunu. Çağıralım mı Samet'i yarın? Çağıralım. Çağıralım diyor Hanife. Peki Emine ablacığım, biz Samet'i davet ettik. Tamam. Hanife de davet etti. Tamam. Ulaşırsa ben da bilahare bugün yayın içerisinde konuşuruz. Peki teşekkür ediyoruz. Geç Emine ablacığım sen yerine. Hanife seni şimdilik tekrar yerine alıyorum. Birazdan talibin gelecek. Onunla karşılaşacaksın. Biz devam edelim. Deniz ve Naz.
şarkılar eşliğinde tekrar bir şans vermeyi düşündüklerini söylediler birbirlerine. Bakalım hafta sonu görüşmüşler mi? Şimdi Deniz'den az gelecek, açıklayacaklar. Ama ondan evvel kısa bir hatırlatmamız var sizler için. Buyurun efendim. Ben gözlemliyorum bu oturan gençleri değil. Evet, evet. Naz'la Deniz vallahi bakışıyorlar çok. Hı. Ve de yakışıyorlar birbirlerine. Çok şeyler var galiba. Gerçekten o yakışıklılık, güzellik onları boş saymış. Yani... Peki şöyle mi diyorsun? Yani ben olumsuz demediğim halde o neden olumsuz diye mi bir açıklama yaptı diyorsun? Evet, ben olumsuz demedim. Endamım yeter, gözlerim yeter. Birbirimize yaklaşımlarımız farklıydı. Biraz bana soğuk gelmişti geçen. Hakan kardeşimle otururken aramızda Naz Hanım vardı. Kendisi de söylemişti Şadman teyzeye bakarak. İşte yaş olarak benden küçükler. Hiç öyle bir şey düşünmedim. Gerçekten öyle bir şey düşünmedim. Sen şimdi öyle bir şey duyunca tabii Naz'la bir çekimsel kaldın. Ben o yüzden şaşırdım ve konuşacak hiçbir şey bulamadım. Küçük küçük adımlarla başlamak ister misin Naz? Sence Deniz nasıl birisi Naz? Bize biraz Deniz'i anlatsana. Deniz'i çözemedim ki ben. Onun yanında nasıl davranacağımı daha bilemiyorum. Sevdiğim bir şey bu. Direkt kendimi çözdürmek istemem. Yani kapalı kutuysam eğer elbette bir anahtarı var. Tanımayı istiyorum. Bugün ne olur ne olmaz bilmiyorum. Olur ya da olmaz hiç bir fikrim yok. Ben bugün rahatım. Biraz daha böyle şey ilgili yemek olsun istiyorum. Saat kaç? 6.30. 6.30. Gidelim o zaman. Gidelim. Hadi gidin. Senden vazgeçmeyecek, korkma içimde. Aşkın hiç bitmeyecek, eğer istersen. Sonsuza dek sürecek, inan bu adam. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Naz yok çünkü Naz biraz rahatsızlanmış. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Bir süre aramızda olamayacak, birkaç gün. Evet, sen buradasın, onun için seni dinleyelim. Saat kaç dedin? 6.30 dedim. Biz bir yeme gidelim, hadi gidin dedim. Gittiniz mi? Hayır. Niye? O gün gidemedik cuma günü. Bir sebepten dolayı hatırlayamadım ama. Cumartesi günü rahatsız olduğunu söylemişti. Evet. O günden beri demek ki rahatsızlığı geçmemiş. Hı. Cumartesi günü de gidemedik. Pazar günü de gidemedik zaten bugün de. Telefonla konuşabildiniz mi? Bir dakika ya da iki dakika. Zaten bir dakikayı dolduğunda bir dakika arayacağım seni demişti. Rahatsızlanmış o sırada sanırım. Sesi zaten kötü geliyordu. Hı. Daha sonra mesaj attı iyiyim şu an diye o kadar. Oysa ki sen seversin uzun saatler telefonda konuşmayı. Evet. Bu sefer olmadı demek öyle bir şey. Ama o da Naz rahatsızlandığı için. Yani telefonla sohbet etmeyi seven bir insansın sen normalde. Değil mi? Naz'a geçmiş olsun diyelim. İnşallah en kısa sürede aramıza dönecek. Peki onun dışında hani konuşamadığınız için bilmiyorum dolayısıyla bir karar verebildiniz mi? Karar alabildiniz mi? Kararımız ortak değil ama eminim ki kendisi geldiğinde de şu an izliyorsa bilmiyorum. Ortak olduğunu düşünüyorum. Kararı ben kendim vereceğim. Eminim ki kendisi de o kararı verecektir burada olduğunda. Şöyle söyleyeyim. Ben arkadaşça bir adım attığımı düşünüyorum. Yani buraya geldim, yemek yemek de istedim. Evet. Tabii ki duygusal bir şeyimin olmadığını ilk günde söylemiştim. Gözlemlediğim kadarıyla, gözlemlerimde yanıldığımı düşünmüyorum. Naz Hanım'ın bana karşı adım atmamasının en büyük sebebi yaş. Evet, yaş kriteri. Benim adım atamamamın en büyük sebeplerinden birisi de kendisini buraya geldiğim günden bugüne kadar hiç nasıl söyleyeyim o gözle bakmamam. Çünkü yine o örneği vereceğim. Şadman teyzeye Hakan'la beni o şeyde görmediğini söylemişti. O yüzden o zaman da duygusal bir şey hissetseydim
O hissettiklerim o gün biterdi. O gün de hissetmiyordum. Çıktığım gün de hissetmedim. Tabii ki zamanla tanısaydım hissedebilir miydim? Evet, hissedebilirdim. Bana göre yani bizim bugün bitirmemiz daha mantıklı. Çünkü bundan sonraki günlerde zaman kaybına dönüşecek ve bir saygı varsa o saygı da bitecek. Arkadaşlık varsa o da bitecek. Çünkü zarar görmeye başlar bir zamandan sonra insanlar. Eminim, bundan eminim kendisi de şu an izliyorsa bu söylediklerime katılıyordur. Evet, anladım. Yani herhangi bir duygu olmadığı için sizi bir sonraki adıma taşıyamadı tabii Taşıyamıyor, gidemiyoruz yani. Evet. Ben de soğuk bir insanım, kendisi de soğuk bir insan. Evet, yani bana öyle geldi, bilmiyorum. Ya da o sıcaklık ben de naza olmadı. Çekiyorum, kendisi de naza çekiyor. Haliyle uzaklaştıktan sonra hiçbir şey olmamaya başlıyor. Tabii ki yaptığım her şeyin arkasındayım, üzülmüyorum. Yani... kadar. İkiniz için de hayırlısı böyle. Hayırlısı böyle. Ben inşallah yani kendisi sağlıklı bir şekilde gelirse, konuşmak istediği ekstradan bir şey varsa tabii ki dinlerim. Cevap hakkı doğarsa yorum yaparım. Tabii. Ama yani söylemedim biraz bunları söyleyeceğim diye yayında. İzliyorsa hak veriyordur bana. Zaten yani gayet güzel anlattın. Kötü bir şey de söylemedin. Tabii. Zaten kötü ne bir şey olmadı. Bir şey hiçbir şey yaşamadın. Kötü bir şeyini hiç görmedim. Evet, yok. Kötü o bir yorumunu, üslubunu. Eminim aynı şeyi söyleyecektir senin için. Hiç görmedim. İkiniz İyi de gayet insan. Saygılı davrandınız evet. Bu süreç içerisinde birbirinize. Evet. Temkinli gittiniz. Temkinli gittik. Evet, hep bunları başından beri o da söyledi bu yaş Korkarak mevzunu. Korkarak gittik daha doğrusu. Evet, yaş mevzunu o da dile getirdi. Bir duygun olmadığını sen de söyledin. Evet, o da söyledi. Hayırlısı böyle, böyle olması gerekiyormuş ikiniz için de. Bence Peki, de. Naz'la iyileştikten sonra aramıza tekrardan tekrar gelecek. Tekrardan geçmiş olsun diyelim kendisine. Evet, biz kendisine. De geçmiş olsun diyelim. Senin hemen kriterlerini alayım o zaman tekrar. Benim kriterim hala belirlemedim. Bir türlü yaş kriteri belirlemiyorum, belirlemek istemiyorum. Yaş kriterim yok. Sadece kötü alışkanlığı olmayan, kendisiyle beni yakıştırabilecek... kişileri bekliyorum. Bekliyoruz. 0212 318 18 hem Deniz hem de diğer adaylarımız için telefonlarınızı ve Zuhal Topal aday başvuru sayfamız var. Facebook üzerinden de bize başvuruda bulunabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz diyorum. Deniz, gel o zaman seni tekrar lojada yerine alıyorum. Deniz sahiplerini aramaya devam ediyor efendim. Biraz evvel demiştik Hanife'nin bir talibi geldi bugün diye. Şimdi de o an geldi. Hanife'nin talibiyle karşılaşmak üzere. Böyle Aşkımı geliyor. Aşkımı bir sır gibi Evet, Hanife'nin yeni talibi Deniz Bey geliyor efendim alkışlarınızla. Deniz, sen de hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Bizdeyiz çok şükür. Nereden geliyorsun Deniz? Avcılardan geliyorum İstanbul. İstanbul Avcılardan evet. Geliyorsun. Çok şıksın. Teşekkür ediyorum. Belirtmeden geçemeyeceğim. Teşekkür ediyorum. Siz de öyle. Peki Hanife için buradasın. Çok sağ ol canım. Evet. Hadi bakalım Hanife. Hoş geldin de bir Deniz'e. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hanife Hanım. Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? Sağlığınıza duacıyız. Teşekkür ederim. Yalnız biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii 23 yaşındayım. Avcılarda yaşıyorum, ailemle yaşıyorum. İki kardeşim, benden büyük bir ablam var. Güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Bir gün çalışıp bir gün izin yaptığım için çok bol vaktim oluyor ve boş vaktimde de gezmeye, eğlenmeye çok seven bir insanım. Çünkü hayata bir kere geliyoruz, hayatı o anı yaşamak için geliyoruz. Televizyonda sizi gördüm, yani yaklaşık 3 aydır da takip ediyorum. Özellikle ailenize olan bağlılığınız... Beni çok etkiledi. Ben de çünkü aileme çok bağlı bir insanımdır. Ayrıca gözlerinizde böyle anlam verilmeyen çok anlamlı bakışlar var. Anlam verilmeyen anlamlı bakışlar. Evet, biraz heyecandan olabilir. Bundan dolayı size talip olmak istedim. Önce anneme neden danıştım. Neden 3 ay beklediniz? Efendim? 3 ay neden beklediniz? Yani uzun süre takip etmek istedim. Bir yanına gelmek istemedim. Anladım. Sonra anneme danıştım. Annemden onay çıkınca gelmeyi karar verdim. Ailenizin onayı var yani. Tabii ki. Sizin bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Benim size sormak istediğim bir şey var mı? Gerçi birçok zaten biliyorum. Şöyle söyleyeyim.
Allah izin verir de ileri bir şey olduğu zaman aileyle hani yaşamak size bir sıkıntı verir mi? Gerçi aileye bağlı bir insansınız ama hani... Ailenizle yaşamam. Evet. Yok öyle bir şey sorun olmaz. Şimdi sevgili Deniz'in özel bir durumu var. Onu dile getirmek istiyorum Deniz müsaadenle. Tabii. Anneciğin geçen sene beyin tümörü ameliyatı geçirmiş. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Ameliyat öncesi bir gözü görmüyormuş. Evet. Ameliyat sonrası diğer gözünü de maalesef kaybetmişsiniz. Evet. Fakat görmesi için bir umudunuz varmış hala, doğru mudur? Evet doğru, bir doktora gitmiştik. Evet, ne orada, dedi doktor? Yani bir ışık var dedi. Hı. Yani onun için tekrardan doktora gideceğiz. Hı. Allah izin verirse tekrardan görecek. Allah tez zamanda hayırlı şifalar versin inşallah. Amin, Allah razı olsun. Gerçekten çok üzüldüm. İnşallah tez zamanda iyileşir. Evet, bugün buraya gelmeyi çok istedi kendisi ama işte görme engelli olduğu için gelemedi. İnşallah bir dahaki sefere kendisi de burada olacak. İnşallah canım, inşallah. Bizim annen için yapabileceğimiz bir şey var mı? Buradan çağrıda bulmuş olalım. Ha? Var mı bizim yapabileceğimiz bir şey? Onu burada değil de sonra konuşalım. Tamam, peki canım, nasıl istersen, elbette, evet. Elbette. Bir de şöyle de bir şey olmuş. Sen askerdeyken annem baban ayrılıyorlar. Evet. Değil mi? Evet. Senin beyanına göre. Hı hı. Sen geldikten sonra da 3 yıl ayrı evi paylaşıyorlar. Fakat anneciğinin bu sağlık sorunları mevzubahis olduğunda tekrar birlikte yaşamaya başlamışlar. Evet, doğru. Nasıl şimdi araları peki annenle babanın? Yani bir evde iki yabancı gibi diyebilirim. Ya. Bundan dolayı hani özellikle annemin de o sorunu olduktan sonra zaten çok düşkündüm. Şu an inanılmaz derecede düşkünüm. Ondan yani, dolayı da evlenince annenle birlikte yaşamak istiyorsun. Evet, yani çok gerekirse haklısın. Uzun bir sürede olabilir bu. Çok haklısın. Annene Allah'tan bir an evvel şifa dileyelim. Amin, Allah razı olsun. İnşallah da bizim de yapabileceğimiz bir şeyler olur. Tabii şimdi... Bir evin içinde iki yabancı, senin için de zor olsa gerek. Baban annene destek olmak için mi aynı evde yaşıyorlar? Evet, şu an için öyle. Çok da iki yabancı sayılmazlar o zaman. Allah razı olsun babandan. O konuda çünkü, tabii Allah razı olsun. Allah korusun. Bazen çiftler arasında oluyor bu. İki taraftan birisi rahatsızlandığı zaman bırakıp giden insanlar var. Var, var, var. Maalesef var tabii. Çok görüyoruz öyle. Ama her şeye rağmen ben çok girişken, sıcakkanlı birisiyim. Benimle evlenen yaşlanmaz demişsin, değil mi Deniz? Evet, doğru. O konuda kendime güveniyorum. Ben çok sevecen bir insanımdır. Ne güzel. Hani girişimciyimdir. Yani hem kendimin mutlu olması hem de karşımdakinin mutlu olmasını çok severim. Bu yani, duygunu kaybetmemen çok güzel. Yani, bravo Deniz. Benim yani, sayemde karşımdaki bir insan gülsün. Yani o benim için en büyük mutluluktur. Çok güzel. Seni tebrik ederim canım benim. Bunca acıya zorluğa rağmen bak insanlara olan inancını, sevgini kaybetmemişsin. Bu çok önemli bir şey. Bunu hep muhafaza et, olur mu? Tabii. Bu senin zorluklarla başa çıkmanda en büyük yardımcın olacaktır. Oluyordur da mutlaka zaten. Evet, zaten çalışma hayatına da çok küçük yaşta atıldım. Hani yaklaşık 15 yaşında başladım. Çalışmaya? Yani evet. Yani bir 10 senedir, yaklaşık 9-10 senedir çalışma hayatının içindeyim. Bravo. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı Hanife Hanım? Doğrusu pek aklıma bir şey gelmedi. Siz sormaya devam edebilirsiniz. Yani sizin için bir ilişkide yani güven mi daha önemlidir, aşk mı? Güvenmediğimiz birisine aşık olabilir miyiz? Olamayız herhalde. Yani ben şöyle söyleyeyim, benim için yani güven aşkın kat kat üstündedir. Yani tabii ki aşk da olacak ama yani güven ilk tercihimdir. Öyle söyleyeyim. Güven çok önemli diyorsun. Evet. Aşkın üstünde benim için diyorum. Evet, yalan söylenmesinden nefret ederim. Ben de. Hani benim için yalanın küçüğü bir olmaz. Hani öyle beyaz yalan olmaz. Yalan yalandır. Hiçbir şekilde de kabullenemeyeceğim tek şey. Evlilikte olmazsa olmazınız ne? Evlilikte olmazsa olmazım... Yani sadece mutluluk diyebilirim.
mutluluk, güven. Daha önce bir ilişkiniz oldu mu? Oldu. Ne kadar sürdü? 5 ay sürdü. 5 aylık? Evet. Neden bitti? Ya, ailevi sorunlar karşı taraftan dolayı. Karşı taraftan dolayı? Evet. Aşık olmuş muydun Deniz? Ya olmadım desem yalan olur. Ha oldun? Evet. O 5 aylık ilişkinizde değil mi? Evet, o 5 aylık olan. Ne zamandı o? Ne zamandı? 1 sene oluyor aşağı yukarı. Evet. Biteli. Evet. Unuttunuz mu tamamen? Yani unutmasaydım şu an burada olmazdım. Aşık olunca insan hemen unutabiliyor mu? Yani demin dediğim gibi araya bir yalan giriyorsa, yani padişahın kızı olsa tanımam. Net, keskin çizgileri var demek ki Deniz'in hayatta aşkla ilgili ilişki söz konusu olunca. Kör aşıkta olmamak lazım. Diyorsun. Tabii. Sesiniz bana çok az geliyor. Kör aşık da diyorum, olmamak lazım. Ha. Evet. Peki, var mı başka sorun? Aklıma pek bir şey gelmedi. Yorum alalım biraz istersen. Ali. Verelim Ali'ye bir mikrofon. Ne yaptınız mikrofonlara? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Arkadaş kendini çok güzel ifade etti. Ben olumlu olacağını düşünüyorum. Olumlu olacağını düşünüyorsun. Peki Hakan? Kardeşim hoş geldin. Allah hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Versin. Ya ben yakıştırdım. Beğendim de arkadaş ama Hanife böyle beklentisi çok yüksek. O paravan açıldığında karşısında ya nasıl diyeyim... Çok üst düzey mi diyeyim, görsel olarak birisini bekliyor. Ya arkadaşla ben yakıştırdım ama... Bence öyle düşünme. Benim aşık olduğum adam da üst düzey bir adam değildi yani öyle tip olarak. Bilmiyorum, o konu hakkında yorum yapamam. Hiç öyle düşünme yani. Benim için çok dış görünüş çok çok önemli değil. Yani senin genel sana gelen taliplerin ben seninle yakıştırıyorum. Teşekkür ederim. Ama sen yakıştırmıyorsun. Aynı yere bakıyoruz. İnşallah aynı şeyleri görürüz. Peki Şeyma, Şeyma'ya verelim mikrofonu. Güzelsin. Sen sana aşık olduğumu mu düşündün? Ya sen iyi misin? Bak ben sana televizyon aşıktım? Programı. Sen nasıl ben konuşuyorsun sana mı ya? Aşıktım? Sen iyi sana misin? Sana mı aşıktım? Sen bana aşık değil miydin? Defalarca burada ağlamadın mı? Habere burada yo. Taş atıp duruyorsun. Yo. Hanife yani. Ama ciddi misin? Ya. Yanlışa yanlışa cevap ay, Umut'un verilmez. Umut'un ağzından da asla kötü bir şey çıkmıyor. Ama... Yani. Yo düzelteceğim. Şimdi sen de yani şimdi neden öyle bir şey yapmak gerekiyor? Hayır yani tip olarak beklentim çok üst düzey değil. Bunu söylemek istiyorum sadece. Gereksiz bak, gereksiz ben... konuşmalar. Senin olduğuna yapardım. Umut, ben. Umut sakin ol. Umut tamam. Tamam onu da ben düşüneyim ama. Neyi düşüneceksin ya? Bunu da ben neyi düşüneyim ama. Olumlu mu olacağını zannediyorsun sen? Olur olmaz. O ikimizin arası olan bir şey. Hadi olumsuz olsun da konuşalım. Tamam olabilir, olumsuz da olabilir. Bekle, canlı yayındayız, bekle. Şimdi çocuğa bağırma bekle. Şimdi, dur onun bir kabahati yok. Ona da çıkışma şimdi sinirlendi Zuhal diye. Abla. Zuhal abla. Sakin olun. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Hakan'ın burada yorum yaparken hani farklı şeyler kastetmesi hoş olmadı. İlk defa senden böyle olumsuz bir yorum yani hiç beklemediğim bir şey söyledin. Hakan'dan duydum. Şimdi hani beklentilerinin üstünde derken şöyle, karşı bir dakika bir dinle. Bir dinle. Hani karşı taraf gayet düzgün bir insan. Hani beklentilerin üstünde ne demek istedin ki orada? Peki Ahmet bir saniye. Çok kısa açıkla Hakan. Tamam. Ben yakıştırdığımı söyledim. Kötü bir şey söylemiyorum ben de. Ben, o fiziksel hani, olarak daha fiziksel fazla olarak bir şeylerin beklentisi içerisinde. Boylu poslu, çok yakışıklı biri. Beyefendi de, evet o da yakışıklı ama Hanife'nin beklentisinin daha yüksek olduğunu söylüyorum. Evet bunda ben daha kötü bir şey düşünmüyorum. Ya da başka peki, birisine bir hakaret etmedim. Evet. Etmedi. Açalım o zaman paravanı, buyurun. Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğimizin. Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğimizin. Gecemi aydınlatan ateş böceğimizin. Gecemi aydınlatan ateş böceğimizin. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk.
Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok şükür. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şu an için yok. Peki, Hanife Deniz'le ilgili kararını açıklayacak birazdan ama biz şimdilik sizden kısa bir reklam arası için müsaade istiyoruz efendim. Efendim, Hanife Deniz'le ilgili kararını bize yarın bildirecek. Çünkü bugünlük programımızın maalesef sonuna geldik. Sizlere ekranlarınızın başından bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Stüdyo seyircilerime geldikleri için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diyorum. Yarın 16.25'te Fox TV'de görüşelim. Hoşçakalın efendim. Sağ olun. Sağ olun.